Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli gönüldaşlarım, bugün Ramazan'ın 26. gecesinde kandil özelle sizlerle beraberiz. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun ki bu Ramazan-ı Şerif'te bizleri kandil gecesine, mübarek geceye, mübarek aya ulaştırdı. Rabbim sana hamdolsun diyerek başlıyoruz değerli dostlar. Bizleri her kim, nerede ve ne şekilde izliyorsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Değerli polislerimize, değerli askerlerimize, değerli özel güvenliklerimize, bizleri araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde izleyen, ayrıca hastanelerimizde, hava alanlarımızda, nerede, kim nerede izliyorsa, bütün değerli gönüldaşlarımıza, TV 2000'e, İrşad Sohbetleri programına, Kandil Özel'e hoş geldiniz diyorum. Bu ülkenin en güzide insanları, bu ülkenin en mükemmel insanları, bu ülkenin değişmez bütünlüğüne katkı veren insanlar, hoş geldiniz diyorum. Allah Azze ve Celle bizlere bu kandili yaşatmayı nasip etti. Allah Azze ve Celle bu kandili bizlere yaşatmanın mutluluğunu nasip ediyor değerli dostlar. Hep birlikte daha güzele, daha ideale, daha mükemmele gidebilmek için sizlerle beraber devam ediyoruz. Böylece biz sizlerle İrşad Sohbetleri programı olarak 26. programa 2 saat önceden başlamış oluyoruz. Zira bugün müthiş sürprizlerimiz var. Zira müthiş muhabbetimiz var. İlahi şölenimiz var. Zira müthiş bir konumuz var. Ama her şeyden önce TV 2000 ailesine, Ravza FM ailesine, Türkiye'nin değerli insanlarına teşekkür etmek istiyoruz. Neden teşekkür etmek istiyoruz? Şundan dolayı, kısacık 2 günde, sadece ve sadece 2 veya 3 günde toplamda toplanan hatim sayısı 825 adet hatim geldi buraya. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 1000'di, tutturamadık maalesef. 825 hatimde kaldık. Ayrıca Yasin-i Şerif okuyanların sayısı 3127 oldu. Tebareke okuyanların sayısı 900 bin adet oldu değerli dostlar. Dikkat edin, 900 bin adet Tebareke'yi okuyanlar oldu. Amme'yi okuyanlar vardı 125 bin tane. 1 milyon 250 bin adet salavat okudu insanlarımız. Ayrıca kelime-i tevhid okunmuş 2 milyon 400 bin adet. Kelime-i şehadet okunmuş 2 milyon 700 bin adet. Bunları Halit abi yazdı aşağıda. Biz de bugün önümüzde bunlarla beraber sizlere duasını yapacağız. Ama önce güzel bir ilahi şöleni sunacağız. Arkasından güzel bir duayla sizlerle beraber olacağız değerli dostlar. Bu güzel gecenin, bu kandil gecesini izlemeye var mıyız? Var mıyız değerli dostlar? Varsa eğer başlıyoruz. Halit abi hoş geldin, buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Gel Halit abi, hoş geldin. Al şu mikrofonunu. Evet, Allah razı olsun, hoş bulduk. Zorlu bir süreçte 26 günlük bir serüvende beraber olduk. Tam 26 gün. Tam 26 gün boyunca beraber olduk. Ve bu 26 günlük süreçte Halit abi ilahileriyle bize eşlik etti. Biz de acizane yanında oturmaya çalıştık. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. 26 günlük serüvenin bugünkü kandil özelinde Allah nasip ederse Halit abi bugün en güzel ilahilerini,
en mükemmel ilahilerini, kulağımızdaki pasları silecek ilahileri bugün sizlerle paylaşacak. Rabbimizin izniyle, eğer tabii ki Allah Azze ve Celle nasip ederse. Halit abi kandil mübarek olsun. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Mevla'ya şükürler olsun. Sağlık sıhhat verdi. Buralara kadar geldik. Bugüne kavuştuk. Elhamdülillah. Eyvallah. Ne kadar şükretsek azdır. Abi ben de siyah giyiniyorum. Sen de siyah giyiniyorsun. Sen de beyaz gömlek, ben de beyaz gömlek. Üzüm üzüme baka baka karar. Kuzum bizim Anadolu'da öyle derler. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Abi bu kandil özeldi inşallah. Evet. Senin performansının zaten her zaman iyi olduğunu biliyoruz. Bugün Allah ekstra iyilik istiyoruz. İnşallah. Buyurun alalım sizi şöyle. Şöyle bütün ümmetin Muhammed'in kandili mübarek eyvallah olsun. En sonunda söyleyeceğim. Hele bir dur, biz tamam. Ev sahibiyiz. Allah razı olsun. Şimdi değerli gönüldaşlarım, buraya semazen yetiştiricisi olan, semazeni Türkiye çapında yetiştirmeye çalışan ve yetiştirdiği semazenlerle adından söz ettiren bir değerli abimizi alacağız. Hasan Nal abi hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hasan abi nasılsın? Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Kandil için. Özel'de sizlerle beraber olduk. Rabbime şükürler olsun. Ramazan'ın 26. gününde evet. Bu kandilde bizleri kırmadınız. Evet. Evinizde otururken bizlere buraya geldiniz. Semazenlerle beraber. Ne dersiniz? Allah razı olsun. Siz bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için önce size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sizin nezdinizde TV 2000 yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. İnşallah elimizden geldiğince program içerisinde maalesef umduğumuz gibi olmadı. Bu arada bir şey söyleyelim. Biz normalde bugün bu saatte biz bunu bilmiyorduk. Küçük semazenlerimiz vardı. 5 yaşındaki semazenlerimizi döndürecektik burada ama Mevlana'nın küçüklerini döndürecektik, olmadı. Nasip değilmiş başka bir bahara. Onun yerine büyük semazenimizi çevireceğiz. İnşallah. Abi inşallah. Bu aşk nereden geliyor? Mevlana bu, aşkı. Allah aşkıdır. Semazen demek aşkla dönmek. Allah aşkı olursa dönersin. Eyvallah. Allah aşkı olmazsa dönemezsin. Ben dönemiyorum, Allah aşkı yok o zaman bende. Şimdi semazen demek zikrullah'tır. Yani sema yapmak zikrullah'tır bir nevi. Ben yapamıyorsam Mevlana Hazretleri, Mevlana Hazretleri sema yaparak zikrullah yaparmış. Eyvallah. O zaman biz de sadece çekerek yapalım. İnşallah. Allah inşallah. Allah diyelim gönülden. İnşallah. Bizim burada İlhan Bey'in bir yardımcısı var. Değerli bir arkadaşımız Sedai Karaman. Bu arkadaş da İlla tutturmuş, ben de semazen olacağım. Etik senin, kemiği benim. Göndereceğim. Olur inşallah. İnşallah. Olur inşallah. Onu bir çevirirsin diye. İnşallah. İyicesinden. İnşallah. Hasan abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. İnşallah program içerisinde semaden bahsederiz inşallah. İnşallah. İleriki sürede. Önce semazenimizi bir sahneye alırız. İnşallah. Döndükten sonra. Birkaç kelam daha inşallah. Seninle beraber. İnşallah. Hasan abi teşekkür i̇nşallah. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah değerli dostlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız değerli kardeşlerim? Bugün sizlere en güzele, en ideale, en mükemmele varmak için TV 2000 ekranlarındayız. Sizlerle beraberiz. İnşallah daha güzel olacağız, daha ideal olacağız, daha mükemmele TV 2000 ile beraber varacağız. Değerli dostlar, şunu unutmayalım ki din bir tane, İslamiyet bir tane, Allah Azze ve Celle bir tane, Resulullah bir tane değerli dostlar. O açıdan da bu Resul'ün getirmiş olduğu mükemmel dine sımsıkı sarılanlardan olalım. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu dine sımsıkı sarılanlardan olalım ki kurtuluşa erenlerden olalım. Sımsıkı sarılalım ki muhabbeti en ileri doruk noktalarda yaşayalım. Bugün kandil özeldeyiz. Peki hangi kandildeyiz? Hangisi? Kandil çok. Hangisi kandil? Hangisi değerli dostlar? Sizce değerli dostlar? Ben bir tüyo vereyim. Hani estaizu billah. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edra kema leyletil kadr. Leyletil kadr hayrun min elfi şehr. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُّوحُ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْنٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
Allah Azze ve Celle ayet kerimelerinde bin aydan daha hayırlı geceden bahsettiği gecedeyiz. Bin aydan daha hayırlı bahsettiği, ortaya koyduğu o gecedeyiz değerli dostlar. O gece bu gece işte. Hayatımızı ortaya koyacağımız, aşkımızı ortaya koyacağımız gece bu gece. Bu gece marifetullah var. Bu gece muhabbetullah var. Bu gece Resulullah var. Bu gece aşk var, aşk var değerli dostlar. Aşk ile Allah'a yalvaranlardan, aşk ile ibadet edenlerden, aşk ile Resulullah'a kendini ortaya koyanlar var değerli dostlar. O açıdan ne yapacağız? Kadir gecesinde Leyletül Kadr. Leyl gece demektir Arapçada. Leyletül Kadr. Kadir gecesinde bu kardeşimiz sizlerle beraber irşat sohbetleri Kandil Özel'le beraberiz değerli dostlar. İnşallah ne yapacağız? Birazdan çok güzel ilahilerle semazenimiz dönecek. Çok güzel ilahilerle yüreğimizden geçeceğiz. Kendimizden geçeceğiz. İnanın değerli dostlar, biz böyle bir program görmedik, bilmiyoruz diyeceksiniz. İnanın değerli dostlar, diyeceksiniz ki Mehmet Hoca'dan Allah razı olsun. Diyeceksiniz ki Halit abiden Allah razı olsun. Diyeceksiniz ki semazen yetiştiricisi Hasan abiden Allah razı olsun. Diyeceksiniz ki semazenden Allah razı olsun. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Ve buna inandığımız için bugün burada sizlerle beraberiz. Haydi bakalım, yeniden hoş geldiniz diyoruz. Evet Halit abi, şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız değerli dostlar? Özkan kardeşimiz bize inşallah ilahileri gönderecek. İlahileri göndermeden önce bir Auzu Besmele çekelim. Bir Kadr okuyalım. Arkasından ne yapacağız? Semazenimizi alacağız ve Halit abinin ilahileriyle başlayacağız. Kelamların en güzeliyle başlıyoruz. En güzeliyle, en mükemmeliyle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Niye bunları seçtim değerli dostlar? Onları da söyleyelim ben size. Bir, geceye özel olduğu için Kadr suresini seçtik. İki değerli dostlar, neye göre seçtik? Kalplerimize inşirah olsun diye. Elem neşrah leke sadrak.
Onların kalplerine Allah Azze ve Celle inşirah veriyor, güzellik veriyor. İçindeki insanların neyini alıyor değerli dostlar? Sıkıntısını alıyor. Eğer kalbi sıkıntısı olan varsa inşirah suresini okumalı. Biz bunu ondan dolayı tercih ettik. Haydi bakalım Özkan Bey, arka arkaya iki ilahimiz gelsin. Semazenimizi de şöyle alalım ortaya. Buyur kardeşim benim. Şöyle alalım. Başlayalım Özkan Bey.
derdime derman Allah. El bağladım geldim sana, ne olur beni affet Allah. El bağladım geldim sana, ne olur beni affet Allah. Bu benim canımın canı, dağlar taşımaz günahım. Affetmezsen ne olur halim, günahkar sana. Affetmezsen ne olur halim, günahkarım geldim sana. Rahman Allah, Rahim Allah, sen derdime derman Allah. El bağla sana, ne olur beni affet Allah. El bağladım geldim sana, ne olur beni affet Allah. Kadiriyem kanma zamda altınlara yanmazam, kadiriyem kanmazamda altınlara yanmazam, Geylani'me söz verdim de ben bu yoldan dönmezem. Sultanıma söz verdim de ben bu yoldan dönmezem. Hay medet ya Geylani'de pek tatlıdır erkanı. Gavsul Azam Sultanı da Abdülkadir Geylani, dervişlerin hünkârı da ya Ahmet Er-Rufai. Hay hay hay, arısının balıyız da bahçesinin gülü yüz, gülünün bülbülü yüzde Sultan Abdülkadir'in. Gülünün bülbülü yüzde Pirim Abdülkadir'in. Hay medet ya Geylani'de pek tatlıdır erkanı. Gavsul Azam Sultanı da Abdülkadir Geylani, dervişlerin hünkârı da ya İbrahim Dusuki. Dağlar taşlar yollar açtım, dağlar taşlar yollar açtım, susuz çöllerde dolaştım, vardım Ravzana ulaştım, sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet. Sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet.
Can feda olsa ne fayda, aşk oku yayda kemanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah. Ehli tarih cümlemize üner senin ay semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Yan semaver, dön semaver, sende bir hal var semaver. Semaverin suyu aldan, getir sağdan, götür soldan. Derviş kalmaz dayanmadan, üner senin ay semaver. Bu eyvallah illallah Muhammedun Resulullah. Eyvallah, eyvallah değerli kardeşim. Semaver sema. Semazan kardeşime teşekkür ediyorum. Seni şöyle alalım, birazdan alacağız inşallah yeniden. Evet, canlı olarak performansı sağladılar burada. Teşekkür ediyoruz. Halit abi 10 numarası. Her zaman olduğu gibi. Estağfurullah muhteşem abi. Muhteşem bir ses, muhteşem bir pohpori. Eyvallah. Çok güzel oldu, çok ideal oldu, mükemmel oldu. Gerek kameraman kardeşlerimiz, gerekse yukarıdaki yayın yönetmenimiz, hepsi beraber ne yapıyoruz? Bu programın daha iyi olması için elden gelen gayreti sarf ediyoruz. Elhamdülillah. Canlı söyleyince insan bir başka oluyor. Evet. Ne dersin abi? Güzel olur tabii. İyi derim. Yani tabii. Defide vurunca doğal tabii, olarak. Tabii.
defte beraber bir böyle bir canlanıyoruz herhalde. Evet. Anlaşılan öyle oluyor. Ne dersin abi? Allah razı olsun. Tabii canlı hem güzel olur hem daha böyle hareketli olur. Ya şimdi canlı eser okumak yani bu da biliyorsun bu bir ayrı bir şeydir. Şimdi yani hiçbir kardeşim eleştirmem ama bu bir Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir... Bu kesin. Yani bir sadece bir lütuftur. Rabbim nerede kullanırsınız veriyorum demiş bize. Elhamdülillah biz de güzelliklerde kullanıyoruz inşallah. Abi bu bir lütuftur. Elhamdülillah. Bu lütfu iyi kullanmak lazım. Evet. Ses gerçekten bir lütuftur. Bende ses yok. Şimdi biliyorsun bazı yerlerde malumatım var. Bazı konserlere beraber gittiğimizde hani canlı ilahi okumak bir başka oluyor. Elinde mikrofonla canlı ilahiye başlayıverdiğin zaman çok mükemmel oluyor. Niye? Şimdi öbür taraftaki adam diyor ki ya bu playback mi yapıyor? Acaba şimdi albüm yapmış ama sesi nasıl? Bir de sesini dinleyelim diyor. Bu sefer canlı dinlediği zaman daha bir değişik oluyor mesela. Aynen öyle oluyor. Yani. Aynen öyle oluyor. Abi ağzınıza yüreğinize Allah sağlık. Razı olsun. Ekip olarak çok hoş işler yapıyorsunuz. Güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Daha ideal olacak. İnşallah. Ne dersiniz değerli izleyicilerimiz? Ne dersiniz? Nasıl gidiyor değerli dostlar? Nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz değerli dostlar? Aklımıza takılan sorular varsa, beynimizi kurcalayan sorular varsa, özellikle söylüyorum. Bu geceye özel söylemek istedikleriniz varsa, cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden TV2000 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Mesajımızı yazıp 3929'a gönderiyoruz. Ayrıca bizlere ben mesaj yazamıyorum arkadaş. Derse ne yapacağız değerli dostlar? Ekranların altında göreceksiniz zaten. Bakın görüyorsunuz. Gördünüz değil mi değerli dostlar? 0212 629 83 83 canlı yayın numaramız. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu numaradan saat 1'den sonra inşallah Allah nasip ederse Sema Zennemiz bir kere daha dönecek inşallah biraz sonra bir 3-5 dakika sonra. Ne yapacağız? 1'den sonra Allah nasip ederse bu Kandil Özel programının hatim duasını, salavatların duasını, kelime-i tevhidlerin, kelime-i şehadetlerin zahmet edip okumuş olan bütün değerli gönüldaşlarımızın bizlere göndermiş olduğu, yazmış olduğu, yazdırmış olduklarının tüm hatimleri, hepsini, Yasinler, Tebarekeler, Ammeler, Vakalar, kısa sureler, ne okudularsa hepsinin ne yapacağız değerli dostlar? Muhteşem bir duayla, Allah'ın nasip ederse eğer, muhteşem bir duayla bu geceye özel, Kandil özel duası inşallah yapacağız. Birazdan ama, birazdan. Şöyle bir 15-20 dakika sonra Allah nasip ederse yapacağız. Bu arada canlı telefonları alacağız Allah nasip ederse. Artık yukarıyı arayıp, işte benim hatimim vardı, benim Yasin'im vardı demenize gerek yok. Aldık artık. Yani bu saatten sonra yukarı kitlemeye gerek yok. Değerli kardeşlerimiz bize ne yaptılar? Getirdiler, verdiler. Bir sürü isimler var. Bakınız ben söyledim. Ne dedik? 825 tane hatim var. En önemlisi. 1000 hatim demiştim. Rabbim nasip etti. %82'sini yakaladık. Hamdolsun Allah'a. Gerçekten büyük bir başarıdır bu. TV 2000 ailesinin başarısıdır bu. Kimin başarısıdır? Yönetim kurulu başkanımızın, değerli eşinin ve yukarıda gerçekten 26 gün boyunca burada bizlere ne yapan değerli dostlar? Ne yapan? Yardım eden, bizlere yardımcı olan, bizlere yardımcı olan tüm arkadaşlarımızın neyidir? Neyidir değerli dostlar bunlar? Bize güzelliğidir. Özellikle yayın yönetmenimiz Özkan Bey tam 26 gündür bizim derdimizi çekiyor. İnşallah güzel olur, ideal olur, mükemmel olur diyoruz. Evet Özkan Bey, canlı telefonumuz varsa alalım. Tamam. Yukarıyı kilitlemişler bu arada santrali Halit abi. Gelmeye başladı zaten. Santrali kilitlemişler. Allah nasip ederse 1-2 dakika içerisinde almaya başlayacaklar teknik olarak. 1-2 tane telefon bağlantısı yapacağız. Arkasından Semazan kardeşimi bu arada dinlendiriyorum. Allah nasip ederse. Ne yapacak? Halit abinin kendi eserlerinde oğlu zaten. Birazdan tanıştıracağım onu da. Ne yapacak? Dönecek. Allah nasip ederse eğer. Evet. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Bu gece Kandil özel. Kandilde ne yapıyoruz değerli dostlar? Allah Azze ve Celle ellerimizi açıp istiyoruz ya.
Bugünden özel başka gün hangi gün olabilir? Hangi gün olabilir? Bugün isteyeceğiz, bugün. Gün bugündür. Gün andır. Şu andadır. Anımız andır. Şu andadır değerli dostlar. Yarın değil. Bir önceki gün değil. Bir sonraki gün değil. Bugün. Bu gece Allah nasip ederse. Allah nasip ederse bu gece. Ne yapacağız? Bu gece birazdan, bir 15 dakika sonra bizlere gelen hatimleri, salavatları, tebarekeleri, ammeleri, okunan tüm duaları sizlerle beraber ne yapacağız? Duasını yapacağız. Bağışlayıvereceğiz. Bağışlayıvereceğiz. Tüm geçmişlerimize, kendimize yapacağız. Alo. 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 Efendim hoş geldiniz. İlk izleyici misiniz? Hoş bulduk. Mehmet Hocam nasılsınız? Hayırlı geceler. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adana'dan bizi arıyorsunuz. Alo. Alo. Duyabiliyor musunuz beni? Evet duyabiliyorum şu hocam. Sizin kandiliniz evin, mübarek sizin... olsun. Hayırlara vesile olsun. Hanımefendi şu evinizdeki televizyonunuzu bir sesini kapatın. Ben televizyonun karşısında değilim hocam. Ama beni duyamıyorsunuz. O açıdan evet. Problem oluyor. Ha, evet. Tamam mıyız? Duyabiliyorum. Alo. Alalım bak. Buyurun. Duyabiliyor musunuz beni? Evet duyabiliyorum hocam. Şimdi Kandil Özel'desiniz. İlk arayansınız. Alalım düşüncelerinizi. Düşüncem coşkuluyum. Size bağlandığım için çok mutluyum. Kandilinizi kutlamak için aradım. Halis hocama da sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah tez günde Adana'ya gelip konser vermenizi diliyoruz. Umarız. Sizin de kandilinizi tebrik ediyoruz. Allah Azze ve Celle bütün ümmeti Muhammed'le beraber bir sonraki kandile ulaşmayı nasip eylesin diyoruz. Sizi uğurluyoruz amin, efendim. Amin, amin. Hayırlı yayınlar. Yayınlarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Haberiniz yok herhalde sizin. Biz artık bayramdan sonra burada Halit abiyle beraber İnşaat Sohbetleri programı her gün sabah 10.30 ile 1 arası, 13 arası buradayız artık. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı geceler. Tüm Adana'nın kandili mübarek olsun diyoruz. Evet. Allah razı olsun hocam. Devam ediyoruz değerli dostlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Coşkulu olmak ayrı bir şeydir. Allah Azze ve Celle'yi yüreğimizde yaşamak ayrı bir şeydir. Birbirine ayırmak lazım. Demin Semazen yetiştiricisi Hasan abi ne dedi? Sema dönmek, zikrullah yapmaktır. Dönerek zikrullah yapmak. Dönerek, isteyerek. Mevlana dönerek zikrullah yapmıştır. Biz de oturarak zikrullah yapıyoruz. Kabul edip olmayacağını ben bilemem. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İnsanların kimine dönerek, kimine oturarak, kimine içten gelerek, kimisi namaz kılarak, kimisi Kur'an okuyarak hepsi zikrullah yapıyor değerli dostlar. İnşallah. Biz de zikrullah yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Rabbimizin izni keremiyle. Ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Sizinle beraber bu kandil özeli kutlamaya devam ediyoruz. İnanın değerli dostlar ben beklemiyordum. Desem yalan olur. Bin taneyi yakalayamadık. Onun bir hüznü var bende. 825'te kaldık. Umarım bir 175 tane daha gelseydi çok memnun olacaktım ama olmadı. Alo. 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 Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yozgat'tan bizi arıyorsunuz. Evet. Hayırlı kandiller. Size de hocam hayırlı kandiller. Programımızı hayırlı nasıl buluyorsunuz efendim? Çok güzel hocam. Ben zaten radyoyu da dinliyorum. Nazlı radyoyu. Evet. Halit hocam beni bilir. Eyvallah, eyvallah. Yozgat'taki tüm değerli gönüldaşlarımızın kandili mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle Yozgatlı kardeşlerimizle beraber daha nice kandillere ulaşmayı nasip-i müyesser eylesin diyelim. Amin hocam. Alalım temennilerinizi. Ya mutluyum şimdi, heyecanlıyım şimdi, konuşamıyorum. Heyecanlanmaya gerek yok. Bir Mehmet aynı Mehmet, Halit aynı Halit, değişen bir şey yok. Evet. Aleyküm selam söyle hocam, biliyor beni. Aleyküm selam diyoruz. Efendim,
Artık varsa sorunuzu alalım, kapatmak zorundayım çünkü çok telefon geliyor. Tamam hocam, iyi akşamlar. Eyvallah, Allah, eyvallah. Halit abi niye böyle oluyor ya? Şimdi... Vatandaş bizi aradığı zaman heyecanlanıp konuşamıyor abi. Bilmiyorum abi, böyle bir radyoda da olsa, televizyonda da olsa böyle bir heyecan yapıyorlar kardeşlerimiz. Eyvallah, heyecanlanmaya gerek yok değerli dostlar. Elhamdülillah. Hepimiz kardeşiz. İnnemel mu'minun ihvetun. Müminler kardeştir değerli dostlar, kardeştir. Dolayısıyla kardeş olduğumuza göre de hiçbir sıkıntı yok değerli kardeşlerim. Sıkıntı yok. Sıkıntı etmeye de gerek yok. İnşallah daha güzele, daha ideale hep beraberce ulaşacağız diyelim. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, inanın, inanın çok güzel bir dua edeceğiz. Bunu özellikle söylüyorum. Çok muhteşem bir dua edeceğiz Rabbimizin izniyle. Ha, kabul olup olmayacağını ben bilemem. Yegane merci Allah Azze ve Celle bilir. Ama biz, bize düşen görev, bu kardeşinize düşen görev nedir? Dua etmektir. Sizlerin de tüm izleyicilerimiz, ellerimizi açacağız birazdan, semaya kaldıracağız. Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz. Dileneceğiz. Bugün istemezsek ne zaman isteyeceğiz? Bugün ortaya koymazsak ne zaman ortaya koyacağız? Bugün aşkımızı ortaya koymazsak ne zaman koyacağız değerli dostlar? Soruyorum sizlere. Ne zaman koyacağız? Daha zamanı gelmedi mi diyoruz? Haydi bakalım. Birazdan dua vakti diyeceğiz. Özkan kardeşim hazır mı? Alalım, bir telefonumuz varmış Konya'dan. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Konya'dan bizi arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah'ım size ulaştırdı. Oruç gireli ben size ulaşmaya çalışıyordum. Bugüne nasip oldu. Kandiliniz mübarek olsun. Bütün Müslüman kardeşlerimin kandilleri de mübarek olsun diyorum. Eyvallah. 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 Ben size şöyle bir sorum olacaktı eğer mümkünse hocam. Buyurun. Bugün Kadir Gecesi, mübarek gün, bayrama yaklaşıyoruz. Rabbim inşallah bir dahaki Ramazanlara eriştirir herkesi. Yani nasıl bir Müslüman ülkede yaşıyoruz bilmiyorum. Benim eşim yıllardır rahatsız hocam. Çok acı verici bir durum. Rabbimin imtihanıdır tabii ki. Ama Müslümanın Müslümandan haberi yoktur. Yani komşunun komşudan haberi yoktur. Kimse kapımızı açmadı daha hocam. Allah şahidim olsun. Buradan bütün Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Yani fakirlerin, zenginler üzerinde hakkı var mıdır hocam? Ben buradan da söylüyorum yani ben dilenmek amacıyla falan aramadım. Herkesin haberi olsun yani. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. İnanır mısınız hocam? Şu anda içimden haykırmak geliyor ama bilmiyorum ne derece doğrudur hocam. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Onun için bağlandım. Eğer mümkünse telefon numaramı alır mısınız hocam? Biz almayalım da yukarıdaki arkadaşlar alırlar. Tamam. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Hanımefendi, kapattıktan sonra tekrar arayın. Telefon numaranız yukarıya düşsün. Biz size ulaşmaya çalışırız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam. Bu konu hakkında bir iki kelam edeceğim. Siz kapatın. Tamam hocam. Sağ olun. Düşünün. Bir Müslüman ülkede yaşıyoruz. Düşünün. Müminlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Düşünün. Ezan-ı Muhammediye'nin 5 vakit okunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hanımefendinin eşi yıllardan beri rahatsızmış. Kendileri fakir fukara olarak yaşamaya çalışıyorlar ve diyorlar ki kapımızı hiç kimse açmadı. Allah'ım fakire fukaraya yardım et. Allah'ım yoksula yardım et. Amin. Yütemaya yardım et. Amin. Yetime yardım et. Amin. Allah'ım bu kandil gününde, şu kandil gecesinde bizi arayan bu değerli kardeşimizin ailesine, eşine, kendisine yardım et. Amin. İşte onun için 26 günden beri ben burada bas bas bağırıyorum. Deli divane gibi bağırıyorum. 26 günden beri ne diyorum? Zekatlarınızı, fitrelerinizi ve fidyelerinizi yoksula vereceksiniz. Fakire vereceksiniz. Yolda kalmışa vereceksiniz. Yetime yütemaya vereceksiniz diye bağırıyorum. Niye? Bunları bildiğimiz için. Bunları gördüğümüz için. Neden bağırıyoruz? Bu insanlara kimse yardım etmediği için.
Vatandaş diyor ki benim abim rahatsız, ben ona veriyorum. İyi de abinden daha aşağıda olan insanlar var. Bana soruyorsunuz ya, ben alabilir miyim işte. Bir evimiz var ama zor bela geçirir. Kocamdan ayrılmış, müşteri çocuğa bakıyorum. Çalışıyorum. İyi de öbür insan hasta, hiç çalışamıyor ya. Hiç çalışamıyor, rahatsız. Olmuyor. Allah'ın bir imtihanı. Bu kadıncağız isyan etmek üzere. Ne diyor? Allah'ın bir imtihanı ise eyvallah. Ama artık tükenme noktasına gelmiş. Allah Azze ve Celle bu kadıncağıza ve ailesine yardım eylesin. Allah Azze ve Celle bu kadıncağızın ve ailesinin yar ve yardımcısı olsun diyorum. İnşallah birazdan bir dua edeceğiz. Dua ile beraber Allah'ın nasip ederse eğer, o arkadaşlarımıza da duanın içerisine katacağız değerli dostlar. Evet Özkan Bey, şeyimiz hazır mı? O Halit abinin söylediği ilahili iki tane arka arkaya. Tamam, bir saniye dur. Ben bir semazenimi alayım, ben bir ayağa kalkayım, bir merhaba diyeyim. Kendisini bir tanıtalım, ondan sonra ne yapalım? Ondan sonra ne yapalım? Allah nasip ederse eğer. Arkadan ben size işaret verince inşallah göndersiniz diyelim. Gel kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle dön. Hoş bulduk. Adını alalım senin. Asım. Asım Ünal. Asım Ünal. Duyabiliyor musunuz? Asım Ünal'mış adı. Bizim Halit abinin emektar, naçar Halit abinin oğlu. Öyle değil mi? Büyük oğlusunuz. Nasıl gidiyor hayat? Elhamdülillah. Dönerken Allah'ı zikrediyor muyuz? Evet. Bu mikrofon kapanmış. Öbürünü alalım. Şimdi konuş. İsmini alalım bir daha. Asım Ünal. Asım kardeşim. Dönerken zikrediyor muyuz? Evet. Ne diye? Allah. Allah. Allah, Allah diye mi? Evet. Peki bu dönmek nasıl bir duygu? Yani çok güzel. Anlat bakalım. Şöyle kameraya bak. Yani çok güzel bir duygu. Anlatılmaz, yaşanır. Oo, anlatılmaz, yaşanır diyorsun. Evet. Haydi yaşat bakalım bize kardeşim benim. Haydi yaşat bakalım. İnşallah. Gönder gelsin değerli kardeşim.
Sultanlar Sultanı, Abdullah Baba, Sultanlar Sultanı.
Yeniden sizlerle birlikteyiz değerli kardeşlerim. İrşad Sohbetleri programı Kandil Özel'le devam ediyoruz. Bu güzel programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve istiyoruz ki her zaman beraber olalım. Ve istiyoruz ki Kandil'i en iyi şekilde idrak edenlerden, yaşayabilenlerden olalım diyoruz. Bu arada aşırı derecede yukarıya geliyormuş, devamlı geliyormuş, kulağıma söylüyorlar. Hocam diyorlar, hatim 825 değil artık. Üst üste, mesela bizim yayın yönetmenimiz değerli kardeşim, annesi bile bir hatim okumuş, bize gönderiyorlar. Ne yapacaksınız? Cep telefonlarınızı mesaj yaz bölümünden TV2000 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Ne yapacağız değerli dostlar? Bir hatim, işte 50 tane Yasin, 30 tane Amme, ne okuduysanız yazıp 39-29'a gönderiyoruz. Bu bizim neyimiz? Mesaj hattımız. Ayrıca altlardan da geçiyor, görüyorsunuz zaten. İşte İsviçre'den, Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, nereden gönderiyorsunuz? Oralardan da gönderebilirsiniz. Ayrıca ne yapıyoruz değerli dostlar? Canlı yayın numaramız 0212-629-83-83'ten canlı yayınla bizlere ulaşabilirsiniz diyorum değerli dostlar. Şöyle bizim bir Hasan abiyi alalım. Sadece 3-5 dakika kadar, 3-4 dakika kadar. Semah nedir? Sonuçta semazen yetiştiren adam, hürmet lazım. Bir hürmet edelim 3-5 dakika, ondan sonra devam edeceğiz. Buyur abi, hoş geldin. Gel abi. Abi acil tarafından şöyle biraz daha gelelim. Abi acil tarafı. Allah razı olsun abicim. Semah nedir? Abi semah aşkla dönülen bir zikrullah'tır. İlk semayı biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri yapmıştır. Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri çok zengindi biliyorsunuz. Bütün malını Allah yolunda tasadduk etti. Allah yolunda tasadduk etti. Ve Rabbim bundan razı oldu. Ve bunu imtihan etmek için Cebrail aleyhisselam tebdili kıyafet yaptı. Ve geldi, dedi ki ey Cebrail, ey Ebu Bekir kardeşim dedi. Allah rızası için dedi, üzerinizdeki hırkayı bana verir misiniz? Çıkarttı, hemen hırkasını verdi. Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiyor tabi. Tekrar aradan bir müddet zaman geçtikten sonra tekrar Cibril Emin tekrar geldi. Dedi ki ey Ebu Bekir Sıddık, Resulullah aşkı için dedi, üzerinizdeki cübbeyi bana verir misiniz? Zaten bir hırkası bir cübbesi kalmıştı. Hiç tereddüt etmeden cübbesini de çıkarttı verdi. Ve üzerine giyecek hiçbir şey kalmamıştı. Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri'nin hane-i saadetlerine oturmuş, secdeye kapanmış, gözyaşı döküyor, ağlıyordu. O anda Ayşe annemiz, biliyorsun Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri'nin kızı oluyor. O kapının önünden geçerken camdan bakıyor ki babası evin ortasında çıplak vaziyette oturmuş, secdeye kapanmış, ağlıyor. Ve bunu gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Diyor ki ya Resulallah, babam Ebu Bekir Sıddık'ı böyle bu vaziyette gördüm. Tabi Peygamber Efendimiz'in bundan haberi vardır. Cibril Emin Peygamberimize gelmiş, müjdeyi vermişti. Ve diyor ki ya Ayşe, git diyor, evde bizim bir hasır var. Hasırı diyor baban görmeden camdan içeriye bırak. Ve Ayşe annemiz gidiyor, Peygamberimizin hane-i saadetlerinden hasırı alıyor, getiriyor Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri'nin camından içeriye hasırı bırakıyor. Hasırı görünce o kadar seviniyor ki Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri, o kadar seviniyor ki tutuyor bu hurma lifleriyle hasırı ikiye katlıyor, dikiyor etrafını. Ve ortasını kesiyor, bir elbise yapıyor, boydan aşağıya giyiyor o elbisesini, hasırı. Elbiseyi giyer giymez, çünkü çıplaktı, hasret kalmıştı Peygamber Efendimiz'e, o kadar seviyordu, o kadar aşıktı ki onu görmediği andıramıyordu. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yolunu tutuyor. Mescid-i Nebevi'ye gelirken Cibril Emin Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, Allah-u Teala'nın selamı var. Allah-u Teala diyor bir kulu Ebu Bekir'den razı oldu, buna müjdeyi ver diyor. O anda Ebu Bekir Sıddık Radyo Hazretleri Medine Münevveri'ye geliyor. Mescid-i Nebevi'den içeri giriyor. O anda Peygamberimiz ayağa kalkıyor. Diyor ki müjdeler olsun ya kardeşim Ebu Bekir diyor. Rabbim selam göndermiş. Rabbim diyor sizden razı olmuş.
sadıklık verilir. Deyince evet. Ebubekir Sıddık bu. O kadar mükemmel bir insan ki diyor ki ya Allah'ın Resulü, ya sevgili peygamberim diyor, Rabbim benden razı olmuş ama onun diyor Habibi Ebibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem benden razı mı acaba diyor. Öyle deyince diyor ki ya kardeşim Ebubekir Sıddık, ben de senden razı oldum deyince orada Ebubekir Sıddık radıyallahu hazretleri öyle bir sayha atıyor ki Allah diyor ve peygamberin etrafında dönmeye başlıyor. 7 sefer dönüyor böyle peygamberin etrafında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın durduruyor. İşte semata buradan geliyor. Eyvallah. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Ahmet el-Kebir Rufai Hazretleri bu sinsile yoluyla Mevlana Hazretlerine kadar gelmiştir. Şimdi ise Mevlana Hazretlerinin Mevlevi dergahlarında bu semazen eğitimleri veriliyor. Semazenler yetiştiriliyor. İnşallah Rabbim aşk ile, rızası ile sema yapanlardan eylesin. Amin, amin. Allah razı olsun abi. Bizden hocam. Bu gençleri yetiştiriyorsunuz, böyle güzel yerlere getiriyorsunuz. Umarım Allah Azze ve Celle gönlünüzdekini, kalbinizdekini size verir. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür Hasan ederim abi. Hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden. Kandilin mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizin de kandiliniz mübarek olsun hocam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Eyvallah. Buyurun efendim. Şimdi değerli dostlar, ne var? Bir tane de kardeşimiz var değil mi? Bir kardeşimiz daha var. Onu da bir şöyle alalım. O kardeşimizin de güzel bir şiiri var. Onu da ondan dinleyeceğiz. Bu arada göndermeye devam ediyor musunuz? Mesajlarla işte hatimdi vesaireydi diye gönderiyoruz değil mi? Onun için zaman kazanmaya çalışıyoruz. Gel bakalım değerli kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Önce bir kendini tanıt bakalım. İsmim Mahmut. Halit Ünal'ın yeğeni olurum. Hasan Ünal'ın oğlu olurum. Evet. Konuş. Cümleten buradan tüm İslam aleminin kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Hepsine hayırlı geceler. TV 2002'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle imkan verdiğinden dolayı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum hocam. 26 gündür buradasınız. Evinizde izliyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. O konuda çok teşekkür ederim eyvallah size. Senin de şiirin var peygamberimize. Acizane kendimin yazmış olduğu hani efendimle alakalı duygularımın ifade ettiğim bir şiir yazdım. Eyvallah. Hocam. Alalım bakalım senin onu de inşallah. Şiirini. Evet değerli dostlar. Bir şiirini okusun değerli kardeşim. Şöyle otursun orada okusun. Kendi yerinde. Arkasından devam edeceğiz. Haydi bakalım canım benim. Başlayalım. Ey gözlerinde cenneti saklayan, ayağını bastığı yerler cennet kokan gibi. Ey yaradının en güzel eseri, sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı, alemleri yaratmazdın dedi. Varoluşunun şerefine bütün varlığı hediye etti. Ey insan oğlunun ufku en güzeli, Allah'ın en sevgilisi, kainatın göz bebeği. Ey rahmeten lil alemin, senden şefaat dilenen biçarelerin en sefiliyim desen, senden şefaat dilenen biçarelerin en sefiliyim desen, bana da bu aciz ümmetine de, bu aciz ümmetine de şefaat eder misin ya Nebi, şefaat eder misin ya Nebi? Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül, ey gönlünden gül dökülen Resul, küçük kız çocuğunun elinden tutup da giden, kuşu ölen çocuğa baş sağlığı dileyen, gözlerinden yaş dökülen devenin gözyaşlarını silen Resul, benim de bu aciz ümmetinin de gözünün yaşını siler misin ya Nebi? Benim de bu aciz ümmetinin de gözünün yaşını siler misin ya Muhammed? Siler misin ya Muhammed? Küçük kız çocuğunun tuttuğu gibi tutsam elinden, yüreğimden binlerce kuş uçtu, bini de öldü desen, bana cennet kuşlarından bir kuş bahşeder misin?
Ey İslam'ın peygamberi, sevda mevsiminin en güzel ikliminin en güzel çiçeği, ama mahzun ama kederli, daima düşünceli, daima hüzün içinde, ömründe bir defa bile kahkaha ile gülmemiş, gül yüzlü güler yüzlü sevgili, gözlerimi yumsam ve hülyana dansam, o gül kokulu gülüşün ile benim de gözlerimin içine güler misin ya Nebi? Benim de gözlerimin içine güler misin ya Nebi? Güler misin ya Nebi? Bir kerecik olsun, bir kerecik olsun seni düşünerek başımı koyduğum olmuşsa yastım. Tutunduğum olmuşsa sana ve senin sevdana, işte onun hatırına ya Nebi. Ey gözünü sevdiğim, ey özünü sevdiğim, sözünü sevdiğim, ey gönlümün sultanı efendim, ümidim, muradım, kurtarıcım, müjdecim, seninle Kevser havuzunun başında buluşabilecek miyim desem, bulunduğun yerden bu aciz ümmetine bir damla su serper misin ya Nebi? Bir damla su serper misin ya Nebi? Seni sevsem, çok sevsem, öyle çok sevsem ki sen koksa özüm, sen koksa yüreğim, sen koksa nazım, edam, gönlüm sen dolsa, benim her şeyim sen olsan, Ali'n, Fatman gibi olsam, seni onlar gibi seviyor olsam, sen de beni onları sevdiğin gibi sever misin ya Nebi? Sen de beni onları sevdiğin gibi sever misin ya Nebi? Sever misin ya Nebi? Ey bize bizden daha ziyade merhamet eden, ümmetim diyerek üstümüze titreden, ey en ziyade muhtacımız, en çok isteyenimiz, bizi haktan dileyenimiz. Sen umanı umutsuzluğa düşmezsin, senden isteyeni geri çevirmezsin, senden senin rahmetini dilesen, ey alemlere rahmet olsun diye gönderilen, bana da rahmet eder misin ya Nebi? Bana da rahmet eder misin ya Nebi? Ey Rahim ve ey Kerim, asr-ı saadetten değilim. Kokladığın gül, soluduğun hava, yediğin hurma, içtiğin su, okşadığın kuzu, bindiğin deve, avuçladığın kum dahi değilim. Bir kez olsun yüzüne yüz süremedim. Lakin ben senin kardeşlerim dediklerindenim. Ve sana ve sünnetine revan olmak isteyenlerim. Ve lakin daha hala sevgili Veysel Karani'nin tırnağının ucu bile değilim. Doğduğum gün ve bu Kadir gecenin hürmetine, bugünü ve geceleyin yüreğime bir nur olup düşer misin ya Nebi? Bir nur olup düşer misin ya Nebi? Eyvallah değerli kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık değerli kardeşim. Buyur, yerinizi alalım. Evet değerli dostlar, devam ediyoruz. Bu güzel frekansta TV 2000 ekranlarında sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Kulağıma söylüyor Özkan Bey, habire hatimler geliyormuş, Yasinler geliyormuş. Şöyle bir 5 dakika daha, 7 dakika daha bekleyelim. Ondan sonra ne yapalım değerli dostlar? Söz verdiğimiz gibi duaya geçeceğiz. Abi bir canlı söyler miyiz? İnşallah abi. Haydi bakalım bir canlı daha alalım. Arkasından devam edeceğiz inşallah. Aşkından düştüm ben o yollara, ağladım şu derdime bir deva. Habib sen kavuştur beni ravzana, varıkla yüzümü sürsen ne olur. Rabbim sen kavuştur beni ravzana, varıkla yüzümü sürsen ne olur. Sürsem ne olur, sürsem ne olur, varıp da ravzaya girsem ne olur,
Eyvallah. Hay Allah dedik. Her şeyden önemlisi Semazen kardeşime, değerli semazenleri yetiştiren abimize, şiir okuyan ve def çalan değerli kardeşim Mahmut kardeşimize, ilahi sanatçımız Halit abiye teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, duamıza başlıyoruz böylece. Duamıza başlıyoruz böylece. Şöyle şu mikrofonu alıyorum. Başlıyoruz değerli dostlar. Şimdi Özkan Bey, kaç tane geldi yukarı ekstradan? 825'te 7 tane daha gelmiş. 832 tane atayım. Tamam, ekledik. Tamam. ...832, 835, evet. 836, 837, tamam. Tamam, onları da aldık. Aldık. Tamam, aldık onları da. Tamam, 839. Evet abi. Daha var mı? Hatimleri söyler misin? Sadece hatimleri söyle. Tamam, 840. Tamam. Salavatları zaten sayamıyoruz değerli kardeşim. Şu anda 1,5 milyonu buldu. Yani buna gerek yok. Tamam, Yasin'leri de sayamıyoruz. O da 5 bini buldu. Tebarekeleri sayamıyoruz. 100 bini buldu. Evet. Son bir kez daha söylüyorum. Başlıyoruz arkamızdan. Artık göndermenize gerek kalmadı değerli dostlar. Siz kalben gönderin, ben dua ederken kabul ettim diyeceğim. Dolayısıyla onları da kabul etmiş oluyoruz. Değerli dostlar, 841 tane hatim aldık. Elhamdülillah. 5000 Yasin aldık. 5000 tane Yasin aldık. 1 milyon tebareke aldık. 1 milyon 250 bin tane amme aldık. 1,5 milyon salavat aldık. Ve diğer dualar aldık. Salat-ı tefriciyeler, münciyeler, kelime-i tevhid. Özellikle kelime-i tevhid takriben 2 milyonu buldu. Allah Azze ve Celle okuyanlardan razı olsun diyorum. İhlas suresini okuyanlar, Felak Nas sureleri, Duhan suresi, Tebarek Amme Vakam ve diğerleri, Fil suresi, Fatihalar, bunların tamamını aldık, kabul ettik değerli dostlar. Kim canı gönülden okuduysa Allah razı olsun. Kim okuduysa Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Ve ne yapıyoruz değerli dostlar? Bizlerin Kandil özel programında Kadir Gecesi'ne has, munhasır ne yapacağız değerli dostlar? Ne yapacağız? Duamıza başlıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Şu ana kadar bizlere gelen 845 tane hatim, 5000 Yasin, 1 milyon tebareke, 1 milyon 250 bin amme, 1,5 milyon salavat ve sayamadığımız kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler, fatihalar, ihlaslar, felaklar, naslar, diğer dualar, kelime-i tevhidlerle beraber kelime-i şehadetler, salat-ı tefriciyel, aklınıza ne geliyorsa
tamamını aldık sizlerden, kabul ettik. Allah'ım bu okunan 60 şeriflerden ve diğer sure-i celilelerden, ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat alel kainat üzerine gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bu hatmi şeriflerden, ayet-i kerimelerden, sure-i celilelerden ve diğer dualardan hasıl olan sevabı bizim peygamberimiz, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz, aziz ruhu şeriflerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bu hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı sure-i celilelerden, ayet-i kerimelerden, dualardan ve diğerlerinden hasıl olan sevabı ehl-i beyte hediye eyledik, sen vasıl eyle. O günde yaşayan sahabe-i kirama hediye eyledik, sen vasıl eyle. Tabiine, etba-u tabiine ve diğer günden bugüne kadar gelen Emevilere, Abbasilere, Osmanlılara, ecdadımıza, aba ve ecdadımızın tümüne hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım hatmi şeriflerden ve diğer sure-i celilelerden, ayet-i kerimelerden ve okunan dualardan hasıl olan sevabı bütün bu okuyanların, okumaya katkı verenlerin, bütün okumak için gayret sarf edenlerin, amin diyenlerin, gönülden amin diyenlerin, ellerini açıp semaya kaldırıp bu kandil gecesinde Allah'ım ben senden istiyorum diyen herkesin geçmişlerinin ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca bizim bu programı yapmamızda bizlere ön ayak olan değerli yönetim kurulu başkanımızın eşinin ve diğer burada hizmet verip çalışanların, değerli kardeşim Cihat'ın, değerli abimiz Halit Ünal abinin ve benim bütün değerli gönüldaşlarımızın da geçmişlerine bağışladık, sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bu okunan hatmi şeriflerden, sure-i celilelerden, ayet-i kerimelerden ve diğer dualardan hasıl olan sevabı hayatı boyunca yanlış olarak yaşamış, hayatı boyunca sıkıntılar içerisinde yaşamış, nesilleri kesilmiş, bu dine elden ele, dilden dile hizmet edip yok mu bir Fatiha okuyacak diyenlerin de ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bu hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı sure-i celilelerden, ayet-i kerimelerden ve diğer dualardan hasıl olan sevabı şu anda bizleri izleyip de okuması olmayan, yazması olmayan, Kur'an-ı Kerim okuyamayan, geçmişlerine bir tane bir ihlas bile gönderemeyen ama içinde olup da gönderemeyen kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık, sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bu hatmi şeriflerden, okunmuş olan hatmi şeriflerden, ayeti kerimelerden, sure-i celilelerden ve diğer duaların hürmetine, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı bağışla, eşlerimizi, çocuklarımızı bağışla, neslimizi senin yolunda sana ve dinine hadim eyle. Allah'ım sana senin kulun ve Resulün olan Hazreti Adem'i, Hazreti İbrahim'in duasıyla geliyoruz ve diyoruz ki bizleri, neslimizi namaz ehli olanlardan eyle. Küfür ehli, fecaat ehli olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senin öğrettiğin şekilde acizane, fakirane, makalisane dua etmeye çalışıyoruz. Duamızı kabul eyle. Duamızı makbul eyle. Allah'ım sen bizlerin Mevlasısın. Bizlerin Yaradansın. Yüce, yüce Yaradanımızsın sen. Dualarımızı makbul eyle. Kabul eyle. Allah'ım
Bizleri zalimler topluluğundan eyleme. Allah'ım bizleri zalimlerin zulmüne maruz bırakma. Allah'ım sana her şey malumdur. Sen her şeyi bilensin, görensin, işitensin. Sana her şey malumdur. Sana her şey malumdur Allah'ım. Şu anda bizlere amin diyen, bu okuduklarını bizlere gönderip de içinden yüreğinden geçip de söyleyemeyenler var. Allah'ım sana bu aşiyan olan, bu görünen insanlar içindekilerini hayırlısıyla nasip eyle. Onlara ver ya Rab. Onlara ver ya Rab. Onlara ver ya Rab. Onlara ver ya Rab. Allah'ım bizleri şu anda Gazze'de izleyenlere, Filistin'de izleyenlere, Suriye'de izleyenlere, Mısır'da izleyenlere, Arakan'da izleyenlere ve diğer yerlerde izleyenlere yardım eyle. Allah'ım, Allah'ım, Rabbim, Gazze'de, orada, o güzel yerde, o kutsal topraklarda hamile bir kadın doktora giderken İsrail'li askerlerin ateş etmesi sonucu ölüp de çocuğu da öldü. Sen öyle kullarına yardım eyle. Allah'ım Gazze'de fosfor bombalarıyla şehit düşen kardeşlerimize merhamet eyle. Allah'ım Gazze'nin halkı Müslümandır. Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım Gazze halkına sen yardım eyle. Allah'ım küçücük çocukların lime lime edildiği yerde sen onlara yardım eyle. Allah'ım yüce Rabbim Filistin'deki kardeşlerimiz davasını savunuyorlar, İslam'ı savunuyorlar, dini savunuyorlar, Resulullah'ı savunuyorlar. Sen onlara yardım eyle. Sen onlara yardım eyle. Sen onlara yardım eyle. Allah'ım Suriye'deki kardeşlerimize sen yardım eyle. Allah'ım Suriye'deki dindaşlarımız mülteci olmuş, namusu gitmiş, babası ölmüş, annesi ölmüş, kardeşi şehit düşmüş. Kardeşlerimize yardım eyle. Kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Allah'ım Suriye'deki akan kana, Suriye'deki dindaşlarımızın sen onlara, dindaşlarımıza yardım eyle. Allah'ım Suriye halkını eziyet eden Esed ailesini kahru perişan eyle. Allah'ım Mısır'daki kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Mısır'daki kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Arakan'da bir avuç pirince muhtaç olan kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Allah'ım Nijerya'da ve diğer İslam ülkelerinde önce ayakları kırılıp sopalarla, sonra kolları kırılmış, sonra da bir çukura atılıp üzerine kuru odunlar atılıp da benzin dökülüp yakılan Müslümanlara yardım eyle. Müslümanlara yardım eyle. Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Allah'ım Irak halkına yardım eyle. Allah'ım Çeçenistan halkına yardım eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Sırf La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için kurşuna dizilen kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Afganistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Dünyanın neresinde Müslüman varsa, zulüm gören, zulmü uğrayan Müslüman varsa sen hepsine yardım eyle ya Rab.
Sen hepsine yardım eyle ya Rab. Allah'ım, Allah'ım, ey bizim yüce yaradanımız, ey bizim yüce Allah'ımız, okunan hatmi şeriflerin hürmetine, sure-i celilelerin, ayeti kerimelerin hürmetine ve diğer duaların hürmetine ülkemize zeval verme. Ülkemize zeval verme. Milletimize zeval verme. Askerimize zeval verme. Polisimize zeval verme. Ülkemizin yöneticilerine zeval verme. Allah'ım, bir karış toprak için canını veren şehitlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Çanakkale'deki, diğer cephelerdeki şehit düşen kardeşlerimize yardım, rahmet eyle. Rahmet eyle Allah'ım. Rahmet eyle Allah'ım. Onlar olmasalardı biz olmazdık. Onlar olmasalardı biz olmazdık. Allah'ım, onlara rahmet eyle. Allah'ım, bizlere de şefaatlerini nasip eyle. Allah'ım, Allah'ım, ey bizim yüce yaradanımız, şu hatmi şeriflerin, okunan hatmi şeriflerin hürmetine, sure-i celilelerin hürmetine, ayeti kerimelerin hürmetine, diğer duaların hürmetine, evlat hasretiyle yanıp tutuşan kullarına hayırlı evlatlar nasip eyle. Hayırlı evlatlar nasip eyle. Allah'ım, şu kandil gününde zorda kalanlara yardım eyle. Zorda olanlara yardım eyle. Evsiz baksızlara yardım eyle. Allah'ım, yetime yutemaya yardım eyle. Fakire fukaraya yardım eyle. Yoksula yardım eyle. Yolda kalmışa yardım eyle. Allah'ım, borçlulara yardım eyle. Allah'ım, borçlulara yardım eyle. Allah'ım, geçim sıkıntısı çekip de beli bükülmüş, bir türlü geçimini ayarlayamayan kullarına yardım eyle. Maddi sıkıntılar içerisinde boğuşan kardeşlerimize yardım eyle. Maddiyatı bir türlü yakalayamayan kullarına yardım eyle. Allah'ım, şu okunan hatmi şeriflerin hürmetine, sure-i celilelerin hürmetine, ayetlerin hürmetine ve diğer duaların hürmetine, Allah'ım, zinaya düşme tehlikesi olup da evlenemeyen kullarına hayırlı evlilikler nasip eyle. Hayırlı evlilikler nasip eyle. Allah'ım, kısmetini kapandığı düşünen kullarına hayırlı kısmetler aç ya Rab. Hayırlı kısmetler aç ya Rab. Hayırlı kısmetler aç ya Rab. Allah'ım, iş bulamayan, çalışmak isteyip de çalışamayan kullarına yardım eyle. Allah'ım, öğrencilerimize yardım eyle. Öğrencilerimizin zihnini açık eyle. Allah'ım, sınavlara gireceklere, okuyanlara, bütün talebelerimize yardım eyle. Allah'ım, bizlere yardım eyle. Allah'ım, bizlere yardım eyle. Allah'ım, bizlere yardım eyle. Allah'ım, toplumumuza yardım eyle. Allah'ım, toplumumuzda ibadet eden, namaz kılan, orucunu tutan toplumumuzdaki insanlara sen rahmet eyle. Merhamet eyle. Merhamet eyle ya Rab. Merhamet eyle ya Rab. Allah'ım, neslimizi din-i mübin İslam üzere yaşayanlardan eyle. Allah'ım, çocuklarımızı, bu güzel evlatlarımızı din uğruna, din-i mübin İslam'a hadim eyle. Din olarak yaşamayı nasip eyle. Müslüman olarak yaşamayı nasip eyle. Allah'ım, birliği bozulmuş, dirliği bozulmuş, yok olmaya yüz tutmuş ailelerimize
birlik ver, dirlilik dirlik ver, mutluluk ver, mesut bahtiyarlık ver ya Rab. Allah'ım ailelerimizi kötü insanlardan muhafaza eyle. Allah'ım ailelerimizi şerli insanlardan muhafaza eyle. Allah'ım ailelerimizi gıybetli insanlardan muhafaza eyle. Allah'ım şu mübarek kandil gününde geçmişlerimiz bizden dua bekler. Dua bekler. Allah'ım geçmişlerimize rahmet eyle. Allah'ım şu hatmi şeriflerin hürmetine, duaların, surelerin hürmetine ve diğer okunanların hürmetine günahlarımızı affı mağfiret eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Allah'ım harama bulaştık belki. Allah'ım yanlış yaptık belki, ne olur kandilin hürmetine bizlere yardım eyle. Kandilin hürmetine bizlere yardım eyle. Allah'ım imanımızı kaya gibi sağlam olanlardan eyle. Allah'ım imanımızı kaya gibi sağlam olanlardan eyle. Mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığımız zaman, Allah'ın o mahşer gününde karşısına çıktığımız zaman, Allah'ım ben derde, eleme, kedere düştüm, çaresi bulunmayanlara düştüm ama imanımı vermedim. Ama imanımı vermedim diyenlerden eyle. Kaya gibi imanımla buraya geldim diyebilenlerden eyle. Allah'ım mahşer gününde senin razı olduğun kullarından eyle. Allah'ım mahşer gününde amel defterini sağ taraftan alanlardan eyle. Allah'ım mahşer gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında olanlardan eyle. Kevser havuzundan kana kana su içmeyi nasip eyle. Allah'ım Allah'ım Sırat Köprüsü'nden yıldırım gibi geçmeyi nasip eyle. Allah'ım cennetinde cemalullah'ı müşerref eyle. Müşerref eyle. Müşerref eyle. Allah'ım son nefesimizde, son nefesimizde buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek, bu güzel sözü söyleyerek çeneyi kapamayı nasip eyle. Hani ya burada söylemiştik, hani ya burada anlatmıştık, kızcağızın biri vefat ederken ona hocası demişti ki Azrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam senin gördüğünden daha güzeldir dediği gibi Azrail aleyhisselamın da bize güzel görünmesini nasip eyle. Allah'ım biz biliyoruz ölüm haktır. Biz biliyoruz mezar haktır. Bizlere azap etme orada Allah'ım. Azap etme Allah'ım. Azap etme Allah'ım. Allah'ım dünyadayken senin ibadetlerini yapmayıp senin haramlarına kendimize yapıp azap ettiğin kullarından eyleme. Allah'ım cennetini, cennetini ve cemalullah'ı, cennetini ve cemalullah'ı kazanan, hep birlikte kazanan kullarından eyle. Allah'ım, Allah'ım cennetini ve cemalullah'ı kazanan kullarından eyle. Allah'ım dünyadayken cenneti kazanan kulların var. Biz bunu biliyoruz. Biz istiyoruz ki, istiyoruz ki senin cennetine ve cemalullahına müşerref olmak istiyoruz. Allah'ım yardım eyle. Allah'ım biz senden korktuğumuz için ibadet etmiyoruz. Kendimiz için ibadet ediyoruz. Biz senin cennetine girmek için ibadet etmiyoruz. Senin cemalullahına müşerref olmak için ibadet ediyoruz. Sen kabul eyle. Allah'ım şu mübarek Ramazan ayında Kadir gecesinin feyzinden
bereketinden istifade eden kullarından eyle. Allah'ım bu Kadir gecesini bizler için mübarek eyle. Allah'ım bu Kadir gecesini bizler için mübarek eyle. Allah'ım bu Kadir gecesini en güzel şekilde ifade edip ziyadesiyle faydalananlardan eyle. Allah'ım bu Kadir gecesini bizler için güzel eyle. Kazananlardan eyle. Rahmetini bol bol üzerine alanlardan eyle. Allah'ım bütün Müslümanlara sağlık ver, sıhhat ver, afiyet ver. Allah'ım hastanelerimizde inim inim inleyen kulların var. Biraz önce bir ölüm haberi dahi geldi. Bir ölüm haberi dahi geldi. Bir gün o da bize gelecek. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle, merhamet eyle. Hastanelerimizi inim inim inleyip şifa arayan kullarına acil şifalar nasip eyle. Allah'ım hastaneye ziyaret ettiğimize, gittiğimizde ziyarete, orada hastaların bakıp da ben ne zaman öleceğim, ne zaman iyileşeceğim dediği kullarına sen rahmetinle, şafi isminle şifalar nasip eyle. Allah'ım bizlere dünyada güzellikler ihsan eyle, ahirette güzellikler ihsan eyle, bizleri cehennem azabından koru. Allah'ım bizlere, ailemize bereket ver. Allah'ım ailemize huzur ver. Allah'ım bütün İslam toplumuna huzur ver, bereket ver, bol bereketle hayırlı rızıklar ver. Ya Rab, elimizden gelen budur, duamız budur. Yanlışıyla, eksiğiyle, doğrusuyla sana dua ediyoruz, duamızı makbul eyle. Allah'ım, Rabbim, bu duayı makbul olanlardan eyle. Semandan boş geri çevirme ellerimizi. Allah'ım senden istiyoruz, senden dileniyoruz. Bizlere yardım eyle. Allah'ım, sen bizi boş geri çevirirsen biz nereye gideriz? Biz nereye gideriz? Hangi kapıyı çalarız? Hangi kapıyı çalarız Allah'ım? Allah'ım yardım eyle. Dualarımızı kabul eyle. Makbul eyle. Allah'ım kalplerimize inşirah nasip eyle. Allah'ım kalplerimize inşirah nasip eyle. Allah'ım kalplerimize inşirah nasip eyle. Allah'ım kanser hastası, beyin hastası, kalp hastası ve diğer sayamadığımız hastalarımıza acil şifalar nasip eyle. Allah'ım toplumumuza rahmet eyle, mağfiret eyle, toplumumuzu bereketle eyle. Allah'ım yöneticilerimize zeval verme. Allah'ım şu anda bizleri Avrupa'da dinle izleyen değerli kardeşlerimizi sen rahmet eyle, merhamet eyle. Allah'ım Avrupa'daki kardeşlerimize sen rahmet eyle, merhamet eyle. Allah'ım Avrupa'daki kardeşlerimizin dualarına icabet eyle. İstecip duana buyuruyorsun. Biz istiyoruz. İcabetini bekliyoruz Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, makbul eyle. Allah'ım bu kandil gününde yaptığımız duayı Mekke'de yapılan, Medine'de yapılan, Mescid-i Aksa'da yapılan, Kubbetü's Sahra'da yapılan dualardan eyle. Allah'ım İslam adına çekilen zulümlere, İslam adına verilen zulümlere sen karşılık mükafatını büyük ver ya Rab. Büyük ver ya Rab. Büyük ver ya Rab. Allah'ım bu dava yetim biliyoruz. Allah'ım bu dava hor biliyoruz. Allah'ım bizleri bu davaya hizmet edenlerden eyle. Allah'ım bizleri bu davanın erleriyle. Allah'ım bu davaya gönül verenlerden eyle. Rabbim, Rabbim şahsımı bu davadan geri koyma. Bu davaya hizmet eden aciz bir kul eyle. Allah'ım
senin bu davana bütün İslam üzere hizmet eden kullarına yardım eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabili için, Allah rızası için bir cümle dualarımızı kabul eden yegane merci Allah Azze ve Celle'nin affetmesi için, bütün Müslümanların duasının kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin, makbul amin. Eylesin. Allah razı olsun. İnşallah bu gözyaşlarıyla yaptığımız dualar makbul olur, kabul olur. İnşallah. Yegane merci Allah Azze ve Celle'dir. Kabul edecek olan merci yegane Allah Azze ve Celle'dir. İnşallah. İnşallah güzel olanlardan, mükemmel olanlardan oluruz diyelim. Baştan ayağa yâreyim, gel gör beni aşk neyledi,
derde giriftar eyledi. Ben Yunus'u biçare
birlikteyiz değerli dostlar. Rabbimize hamdolsun. Yeniden sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Hazzını yaşadık, güzelliğini yaşadık. Rabbimize hamdü senalar olsun diyoruz. Biraz önce hatimlerimizin duasını yaptık. Allah Azze ve Celle inşallah kabul eder diyelim. Dostlar, ben TV 2000 ailesinin ne kadar muhteşem bir aile olduğunu görmüş olduk. İspatlamış olduk. Ortaya koymuş olduk. 845 tane hatim iki günde gelmez değerli dostlar. Böyle bir şey yok. Hatim hatim bu. Öyle Yasin, Tebarike falan değil. Hatim. Teşekkür ediyorum tüm halkıma. Canı gönülden teşekkür ediyorum tüm halkıma. Seviyorum ben bu halkımı. Allah razı olsun. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Dadaş'ı, Pomağı. Fark etmez. Hepsini seviyoruz değerli dostlar. Bir küçük hatırlatmam var. Şeker ailesine buradan başsağlığı diliyoruz. Allah Azze ve Celle onların da vefat eden akrabalarının rahmet eylesin, merhamet eylesin. Geride kalanlara da sağlık, sabır ihsan eylesin diyelim. Şimdi değerli dostlar, ne yapacağız? Ne yapacağız değerli dostlar? Canlı telefonunu bağlantılar alacağız. SMS'leri alacağız. Halit abi takriben üç gündür sallıyorum. Bir sürü onda sorular birikmiş, onlara cevap vereceğim. Normalde bugün önümde muhteşem bir konum vardı. Hemen önümde. Sadece başlıkları var, muhteşem bir konuydu ama anlatamadık. İnşallah zamanımız kalırsa anlatacağım diyelim. Evet Özkan Bey, şöyle bir telefon numaralarını bir geçirelim son bir kez daha. Bu ne yapıyoruz? Mesaj numaramız. Kim mesaj atmak istiyorsa TV 2000 yazıp bir boşluk bırakacak, 3929'a gönderecek. Ayrıca ne yapacağız değerli dostlar? 0212 629 83'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Evet Özkan Bey. Bu arada Özkan Bey'in annesi de bize bir hatim gönderdi, Yasinler gönderdi. Ona da teşekkür ediyoruz. Allah Azze ve Celle onun da yar ve yardımcısı olsun diyoruz. İnşallah daha iyiye, daha güzele gideceğiz. Evet Özkan Bey, yukarıda biriken sorumuz var mı? Bir de canlı telefon bağlantılarımızı bağlayabiliyor musun? Tamam, hemen başlayalım. Hemen alayım sorunu, biraz acele. Şimdi bakın değerli dostlar, bir kardeşimiz çok önemli bir soru sormuş. Çok önemli. Özkan Bey, benim sesimi biraz açar mısınız? Çok önemli bir soru sormuş. Ne? Ben evlenirken dini nikaha başvurmadık biz. Sadece ve sadece resmi nikah yaptırdık. Beraber olduk. İki tane kızımız var şu anda. Şimdi biz bunlar zina mı yapmış olduk? Veledi zina mı oldular diye soruyor. Şimdi değerli dostlar, İmam nikahı da olsa, resmi nikah da olsa burada sözlerin önemi vardır, sözcüklerin önemi vardır. Soran kişi size kabul ettiğinizi, edip etmediğinizi sorduğu zaman icap kabul meselesi ortaya çıkıyor. Şahitler meselesi ortaya çıkıyor ama mihir meselesi ortaya çıkmıyor. Onun için ne yapıyor? O nikah sakata düşmüş oluyor. Mihir meselesinde kendi aranızda anlaşsanız o zaman bir sakata girmez değerli dostlar. Mihir meselesini araya sokmadıkları için o nikah sakat olmuş oluyor. O açıdan da ne yapacağız değerli dostlar? Ne yapacağız? Dini nikahımızda kıydıracağız. Resmi nikahımızda ortaya koyacağız. Bunun başka bir yolu, başka bir sistemi maalesef bizce yok. Ha, başka hocalarca vardır, onu ben bilemem. O da bana göre değil. Evet Özkan Bey. Senin sesini alamıyorum Özkan Bey. Şu an geliyor evet. Hemen alalım. Alo. Ha, hattan düşmüş arkadaşımız. Olabilir. Normaldir. Evet. Özkan Bey. Bir sürü arkadaşlarımız bize tebrik mesajları göndermişler. Aldık, kabul ettik. Allah razı olsun diyoruz. Bir sürü arkadaşımız bize dua etmişler. Allah razı olsun böyle bir program yaptığı için gibi yukarıya buna benzer güzel mesajlar gelmiş. Allah razı olsun diyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Sizlerden de Allah razı olsun. Hakikaten
biz bir aile olduk artık TV 2000 olarak burada. Ailenin bireyleri olarak, fertleri olarak beraberce olmanın hazzını yaşamaya, mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Riyaya kaçmadan, yalan söylemeden, üçkağıtçılık yapmadan programımızı hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizden çalışmaktır, takdir Allah'tandır, mukadderatı ortaya koyar. Kazanıp kazanmayacağımızı da Allah Azze ve Celle belirler. Şahsıma düşen görev doğruyu doğru şekilde ortaya koymaktır. Evet Özkan Bey. Altının fitresi olmaz. Zekatı ise 80 gram ve üstüyse ne yapmamız lazım? %2,5 vermemiz lazım. Yani 80 gram değil, diyelim 100 gram. 100 gram altınınız var. %2,5'unu vereceksiniz değerli dostlar. Bunu vereceğiz. Bunun başka bir yolu yok maalesef. Zekat vermek farzdır değerli dostlar. Onun için de bunu ne yapmamız lazım? Vermemiz lazım. Aksi halde Allah Azze ve Celle fazlasıyla bizden alır diyelim. Abi seni bekletiyorum ben. Bir sorunu alayım. Sende de hiç nasip yok. Bir telefonumuz var alalım. Alo. Yukarıda herhalde teknik olarak bir sorun var zannedersem. Olsun. Evet abi senden biz alalım yukarıda hallederler teknik sorunu. İnşallah abi. Selamun aleyküm. Hocam biz acizane Çorlu'dan Emine Balkan ve Ersin Odabaş ailesi demişler. Bir kişi sağlığı sıhhati yerinde fakat çalışamıyorum veyahut da çok sıcak ya da daha gencim ileride deyip de kendi vermiş olduğu kararlarla orucunu tutmaz ise bunu nasıl öder? Bir güne 61 gün mü yoksa sonuç nasıl olur? Şimdi bu soruyu soran değerli kardeşlerimizden Allah razı olsun hakikaten önemli bir konu, önemli bir sorudur. Zira artık Ramazan'ın sonuna geldik. Bunu başında sorulması lazımdı. Artık sonuna geldik ama ne var? Bugün de bunu öğrenmek iyidir. En azından gelecek seneye yatırım olmuş olur. Şimdi bakın değerli dostlar. Meşru bir sebebi olmadığı sürece bir insan Ramazan orucunu farzdır, tutması şarttır, mükelleftir. Meşru bir sebep nedir? Bir, çok yaşlıysa. İki, rahatsızlığı varsa. Öyle koftiden, yok midem ağrıdı, kramp girdi, kafam döndü. Ne bileyim işte kulağım ağrıdı, ayağımda sekme oldu. İşte tırnağımın ojesi düştü. Bilmem işte rimelim aktı, yok çok sıcaktı. Yok fırında çalıştım, yok arabada çalıştım, yok bilmem sağa girdim. Öbür taraftan çıktım gibi böyle bahanelerle değil. 365 gün boyunca ilaca dayalı yaşayan insanlar, bir de çok yaşlı olan insanlar hariç, herkes bunu tutmakla mükelleftir. 61 günlük oruç kefareti nedir? Onu söyleyelim bir kez daha. O şudur değerli dostlar. 61 günü tutabilmenin neyi değerli dostlar? Ramazan orucunu niyetlenirsiniz, kasti olarak bozarsanız bir günün yerine 60 gün kefaret tutarsınız. Bir günde nedir? Kazasını tutarsınız. Ama ben niyetlenmedim. Vay anam özgürlük bu aradı. Vay anam işte filancası şöyle dediydi. Çok sıcak canım, kışın tutuveririz, ne oldu Allah'ın günleri torbaya mı girdi gibi ukalaca cümleler kullanıp bir de böyle hiçbir şey olmamış gibi dışarıda gidip güzel güzel dönerini götürüp dürümünü götürüp üzerine de bir güzelce ayranını kolasını neyse içip de arkasından da bir tane milletin gözünün içine baka baka bir de sigarasını yakıp dünya varmış deyip böyle hayatını devam ettirip Ramazan ayında böyle hayatını devam ettirip ne olacakmış canım Allah'ın günleri çuvala mı girdi deyip kışın tutarız acelesine yazın niye tutuyoruz diyen bir insan Allah Azze ve Celle'ye asi ve isyankar olur. Asi ve isyankar olur. Asi ve isyankar olan insan kaybeder. Yok olur gider. Mahvolur gider. İki yakası bir araya gelmez. Bakın dinimizden çıkmaz. Ama çok büyük günahkar olur. Ramazan orucunu tutma gücüpte olup da tutmayan insan dinen sorumludur. Sorumludur değerli dostlar. Bunun başka bir yolu yok. İki. Ramazan orucunu canım bu aylarda ben tutmuyorum. Tutmayacağım. Kim bana tutturacak deyip de ben bu aylarda tutmuyorum. Diğer zamanda tutarım. Kışın canım işte sabahleyin
sahur 5'te oluyor, akşam yine 4'te ezan okunuyor. Ne olacak sanki? 7-8 saat zaten yemek öğün arası var. Tutarım o zaman. Borcumu da ödemiş olurum diyen Hristiyanların yaptığı hataya düşmüş olur. Hataya düşmüş olur. Hataya düşen insanda, böyle diyen insanı dinimizden çıkar Allah korusun. Bakın net bir dille söylüyorum. Dinimizden çıkar. 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 Çıkar değerli dostlar. Başka yolu yok bunun. O açıdan da bize düşen görev nedir değerli dostlar? Dinimizi yaşamaktır. İbadetlerimizi yapmaktır. Elden geldiğince, gereğince ve yeterince yapmaktır. Diklenmeden dik durabilen Müslüman olmak her baba yiğidin harcı değildir. Diklenmeden yürüyebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Diklenmeden hayatı devam ettirebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Benim ne suçum var o zaman? Dışarıda oruç tutanların ne suçu var değerli dostlar? 17 saat oruç tutuyorum. Böyle bir dava var mı ya? Neymiş? Yazmış. Başı dönüyormuş. Vay efendim sıcakmış. İşte plaja gidecekmiş. Oruç mu tutulurmuş? Allah korusun dinden çıkarız. Allah korusun. Çok açık söylüyorum. Çok açık söylüyorum. O zaman oruç tutanlar gerizekalı mı? Allah Azze ve Celle yaz ayına geldiği zaman insanların oruç tutmakta zorlanacağını hesaplayamadım haşa. Bilemedim ki böyle ahlaksız cümleler kullanıyorlar da oruçlarını tutmuyorlar. Ben şahsen böyle nasipsiz adamları Allah'a havale ediyorum. Evet abi. Allah razı olsun. Hanife Esen kardeşimiz. Bir telefonumuz varmış abi, onu alayım bir. Alo. Buyur inşallah. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Özkan Bey biraz sesini açar mısınız bu arkadaş? Hocam Allah razı olsun. Hastanın kandilini kutluyorum. Allah. Anlayamadık hiçbir şey bu arkadaştan ya. Benim sizin kandilinizi kutluyorum inşallah. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam benim iki tane sorum var. Hemen alalım. Hocam ablamın bacı çok kötü ağrıyor. Yani doktora falan gitti de hiçbir çare görsün, görsün, dua var. Baş ağrısı için dualar vardır. Evet. Vardır. Bir de benim oğlum çok ağrıyor. Yani her şey için ağlıyor. Valla onu bana söyleme. Onu bana söyleme. Bizim oğlan da aynısı. Ona yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Bizim oğlan da aynı. Adı Hamza Bilal. Soyadı malum Kasadar. 11 yaşında rezil herif. Etmediğini bırakmıyor bize. 11 yaşında görsen 7 yaşında 8 yaşında çocuk dersin. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, küsüyor, artistik yapıyor. Benim gibi bir hocaya artistik yapıyor. Böyle bir şey, böyle bir dava var mı? Dolayısıyla onlara çocuktur bunlar, zıpır zamanı. Biraz daha böyle büyüdükçe biraz daha düzelirler diyelim. Evet hocam. Allah razı olsun. Peki teşekkür ediyoruz. Kandilinizi tebrik ediyoruz. Yüce Yaradan daha nice kandillere gitmeyi hep beraberce nasip eylesin. Eyvallah. Teşekkür ettik abi. Alalım. Allah razı olsun. Hanife Esen kardeşimiz eşi için dua istiyor. Ettik duamızı. Ettik. Geçti artık. Güler Hanım Eyüp'ten hem teşekkür ediyorlar hem dua istiyorlar. Onlar ettik da ettik. Ettik duayı. Onları buradan geçelim. Buradan yurt dışındaki kardeşlerimize hem duamızı ettik hem selamlarımızı gönderdik. Fransa'dan Ekici ailesi bizi dinliyormuş. Özellikle zaten yurt dışı söylenende da ettik. Allah razı olsun. Onları abi okumaya gerek yok. Evet. Zamanımız yok çünkü. Kişinin zekatı verecek malı, zenginliği yok ama zorlanaraktan hac ve umre parası biriktirdiyse o paranın üzerinden bir yıl geçtiği için zekat vermeye gerekli mi hocam? Bir insanın maddi durumu yok. Evet. Yok değil mi? Evet. Ama hacca gitmek istiyor, umreye gitmek istiyor, onun parasını biriktirmiş. 80 gram altın ne kadar ediyor abi? Onu hesaplamak. 7-8-56. 80 grama zaten o iş değer tutmuyor. Evet. Dolayısıyla vermesine gerek yok. Anladım. Eyvallah abi. Allah razı olsun. İnsan... Bu arada Özkan Bey, ben soruları alıyorum ama yukarıya soru soranlar varsa onları alalım. Çünkü onlar öncelik, telefon numara, telefonları varsa onları alalım, onlar öncelik. Tabii. Burası nasıl? Alalım ya efendim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. İzmir'den bizi arıyorsunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim de biraz sesi yükseltelim efendim. Hayırlı kandiller diliyorum. Buyurun çok efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Özkan Bey bizim sistemde mi bir arıza var? Gidip gidip geliyor.
Sesin geliyor, benim geldi herhalde. Sizin sesinizi ben alamıyorum. Sesin güzel geliyor bana. Alo. Alo. Hocam. Alalım, buyurun. Böyle bir problem yok. Özkan Bey, hattan alalım abi, anlayamıyoruz. Ne dediğini anlayamıyorum ben. Arkadaşlar ne olur cep telefonlarınızdan beni aramayın. Ne olur. Çeken yerden arasın. Çünkü çekmiyor, sesi ne dediği anlaşılmıyor. Boşu boşuna beni de arkadaşlarımızı, bizi izleyenleri de sıkıntıya sokmuş oluyor. Ne olur. İşimizi düzgünce yapalım değerli dostlar. Ne olur. Niye? Sıkıntı oluyor çünkü. Yani arıyorsunuz, düşürmek zaten zor. Düşürüyorsun bir de cep telefonu arıyorsun, tam çekmiyor, ikide bir kesiliyor, ne yaptığınız belli değil. Böyle yapmayalım değerli dostlar. Bu programı sabote etmiş oluyor. Ne olur yapmayalım bunu. Evet abi. Allah razı olsun hocam demiş yine. İnsan şöyle hayatına... Bir saniye abi dur. Alalım efendim. Alo. 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 Buyurun efendim. Gene aynı. Alo, iyi akşamlar. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hocam haydi kalmıyor hocam. Eyvallah, buyurun. Hocam sana bir ricam var. Bir tane ben bölünün çocuğu var hocam. Ona bir şey yap. Allah razı olsun. Yapan bir şey var. Doğru da iyi olur. Arkadaşlar hocam, anlayamıyoruz. Dua ben istedim. Bir özürlük çocuğu var hocam. Özürlük çocuğu var. Kardeş, sen beni cep telefonu arıyorsun. Aramayın diyorum. Anlayamıyoruz. Alalım hattan arkadaşı da. Evet abi. İnsan şöyle hayatına baktığı zaman, ya Rabbi çok şükür vermiş olduğum bu günlere, nimetlerine deyip de Kurban Bayramı haricinde şükür kurbanı kesip de etinden ailesi de yiyebilir mi? E tabii canım. Onda herhangi bir şükür şey. Kurbanı. Tabii canım, ben mesela kesiyorum ara ara. Teşekkür ediyorum demiş. Niye? Diyelim işte mesela biz TV 2000'e gelmişiz. Değerli yönetim kurulu başkanımız bizim burada devam etmemizi istemiş. Bu arada Kandil gününde şunu söyleyelim size. Bir kez daha söyleyelim. Gündüz artık pazartesinden itibaren, yani önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren sabahları saat 10.30'da başlayacağız 1'e kadar her sabah. Hafta içi pazartesinden cumaya kadar burada program yapacağız. Gene Halit abi benim konuğum olarak fix, değişmeyen demirbaş olarak devam edeceğiz. Hep beraber. Ne dersin abi? Allah razı olsun. Değişmiyoruz. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Eyvallah. Her sabah Allah nasip ederse bundan sonra inşaat sohbetleri TV 2000'de pazartesinden itibaren devam edeceğiz. Tabii biz Ramazan programını çarşamba günü sabaha kadar devam ettireceğiz. O ayrı. Evet. Çarşamba sabahına kadar. Neredeyiz? Her gece çarşamba gününe kadar 2'de buradayız. Perşembe günü gelemiyoruz çünkü bayram değerli dost. Evet. Evet kardeşim, yukarıdan hemen alalım. Alalım. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun hocam. Hayırlı kandiller. Eyvallah. İzmir'den. Evet, İzmir'den hocam. Bak gördünüz mü, bu arkadaş gibi arayın işte ya. Bizde hata yok. Var. Bu arkadaş bak ne güzel aramış normal telefondan veya çeken bir yerden. Sorun yok. Buyur değerli kardeşim. Hocam bir insan adadığı adağın etinden yiyebilir mi? Yiyemez. Ha. Yiyemez. O evindeki ailesi yiyebilir mi hocam? Yani kendiniz yememelisiniz be. Adak adadıysan babam müsaade et de başkalarına ver. Fakir fukara yesin. Ha, tamam. Yani buna girmeye gerek yok şimdi. Yerdi yemezdi. Gerek yok bunlara ya. Bir tane kurban adamışsın. Ya götür ver bir Kur'an kursuna. Fakire fukaraya dağıt babam ya. Ne olur sanki? Ne olur ya? Ne olacak yani? Sen bir kilo et yesen ne olur, yemesen ne olur? Fakire fukaraya dağıt, bir dua etsinler sana ya. Allah razı olsun hocam. Eyvallah değerli kardeşim. İzmir'e selam olsun. Hayırlı kandiller diliyoruz. Eyvallah. Alalım efendim hemen. Bir kardeşimiz... Nedense hep böyle bana ağır sorular, zor sorular geliyor. Ben bundan sonra Özkan Bey, şunu söyleyeyim, Ramazanlarda artık dışarıda yapacağım. Niye? Oradakiler daha rahat, daha düşük sorular soruyorlar. Sana gelince iş değişiyor nedense. Bir arkadaşımız bir soru sormuş. Tamam.
Bir sorunun cevabını vereyim, arkasından söyleyeceğim. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Bir kadın evlenir de diyelim yürütemedi, boşandı. Kocasından yarısını aldı. Medeni hukuka göre bu haram mıdır, helal midir? Dine göre soruyorsanız doğru değildir. Ama yok, yasalara göre soruyorsanız o ayrı bir konu. Ben yasalara göre konuşamam. Hukukçu değilim, hakim değilim. Dolayısıyla ben bunlara konuşamam. Ama dine göre doğru değildir. Dine göre doğrusu nedir? Hukuk-ı İslami'ye kamusuna bakabilirsiniz. Nedir? Orada vardır bu. Mecelle'ye, Osmanlı'nın kanunnamesine bakabilirsiniz. Orada bunların tamamı vardır. Ömer Nasuhi Bilmen İslam İlmihali'ne bakabilirsiniz. Bunlar vardır. Burada bunu tek tek anlatsak, işte çocuğu varsa şöyledir, çocuğu yoksa şöyledir, erkek çocuğu varsa böyledir, işte kız çocuğu varsa böyledir, işte kocası onun evlenirken mihri şuydu vesaire, bunlara girmeye gerek yok. Uzun bir mesele. Bunları konuşmaya gerek yok. Ama şu anki medeni kanunu ortaya koyarsak bu dine göre doğru değildir değerli dostlar. Evet. Bir kardeşimiz de bana bir olumsuz bir tepkide bulunmuş. Yukarıya gelen mesajlar çakma mesajlar diye söylemişler ama yanlış söylüyor. Bakın oradan geçiyor zaten. Televizyonunuz hemen altında. Benim göbeğimin oradan geçiyor zaten. Görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları da görebilirsiniz. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorlar bir yandan. Ha, bazen program bitiyor. Arkadan 50 tane daha mesaj geliyor. Ne yapalım biz? Programı akşama kadar sürdüremeyiz veya sabaha kadar. Evet. Evet, Özkan Bey. Alalım. Bir arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Diyor ki, ben diyor oruç tutuyorum ve sabahtan akşama kadar çalışan bir insanım. 17 saat aç kalıyorum. Dışarıda bütün lokantalar, restoranlar, pastaneler, börekçiler hepsi açık. Millet de cayır cayır yiyor. Benim zoruma gidiyor. Ben açlık çekiyorum, susuzluk çekiyorum. Ben sıkıntı yaşıyorum, yoruluyorum, başım dönüyor, karnım acıkıyor. Ben oruç tutuyorum ama onlar yiyorlar. Ve benim zoruma gidiyor. Bu zoruma gitmesi benim orucuma bir zararı var mıdır diye soru sormuş. Şimdi değerli dostlar, meseleyi sadece zoruna gidiyor meselesi olarak değil. Meseleye şöyle bakmak lazım. Bakınız, zaruret icabı yemek yiyenler vardır. Şeker hastası, tansiyon hastası, İşte kolesterol hastası, kalp hastası, beyin hastası, kanser hastası, bunlar olabilir. Ama bunlar da ya hastane kenarlarında veya evlerinde yerler. Ya ulu orta adam 5 katlı restoranı fix açıyor. Bu dinimizde doğru değildir. Ramazanlarda dinimizde restoranlar vesaireler açmak doğru değildir. Değildir değerli dostlar. Çünkü beni de tahrik ediyor, herkesi tahrik ediyor şekil adı olduğu gibi. Böyle bir şey yapmak dinen doğru değildir. Bu birinci mesele. İkinci mesele, bu kardeşimize şunu söylüyorum. Kardeşim benim, değerli kardeşim, zoruna gitmesin. Zoruna gitmesin. Allah Azze ve Celle sana karşılığını verecektir. Hiç şüphen olmasın. Mükafatını alacaksın, hiçbir şüphen olmasın değerli kardeşim. Mükafatını bu dünyada değil de ahirette alacaksın. Şu anda özgürlük var deyip orucun yiyen namussuzlar orada perçemlerinden tutulup da yerlerde sürünerek haşredilip cehenneme atılırken sen baba yiğit, İslamiyet'i yaşayan, imanını kaya gibi sağlam tutan bir insan olarak Resulullah'la beraber cennete gideceksin. Bunu mu istersin yoksa burada 3 günlük dünyanın zevkini mi istersin? Soruyorum ben sana. Düzenbazların yaptığı gibi. Yok bilmem, bazı arkadaşlar çıkmış oruç moruç yok diyorlar. Yuh dedim ya artık. Oruç moruç yok diyorlar bazı kanallarda. Yuh dedim ya, bu kadar da olmaz yani. Yuh dedik artık. Onun için senin zoruna gitmesin. Mükafatı Allah katındadır. Hiç şüphen olmasın değerli kardeşim. Sen herkesten daha değerlisin. Bilmiş olasın. Evet Özkan Bey. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi Samsun'dan arıyorsunuz. Evet, Samsun'dan arıyorum. Buyurun efendim, hayırlı kandiller. Nasılsınız hocam? Hayırlı akşamlar, hayırlı sabırlar. Kandiliniz mübarek olsun. Eyvallah. Buyurun efendim. Alalım sorunuzu. Hocam ben sabah akşam Ayetel Kürsü, Ayetel Kürsü ve Yasin-i Şerif'i okumaktayım. Bu okuduğum zaman içerisinde mümin cümlesine geldiğim zaman ayrıyetten mümin duasını da okumak
gerektiğini soracaktım. Yani devamlı okuyorum. Üç defa. Hayır. Mümin kelimesine geldiğimde okumam doğru. Hayır, mudur, gerek değil yok. Midir? Yani gerek yok. Beyefendi, mübinlere geldiğiniz zaman mübin duası okumanıza gerek yoktur. Evet. Kur'an-ı Kerim'in içinden bir ayet değildir o. Dolayısıyla bunu Kur'an-ı Kerim'in içindenmiş gibi hareket etmek doğru olmaz. Kur'an bir tanedir. Ayet-el Kürsi'yi de okusan, Yasin-i Şerif'i de okusan bir tanedir. İçerisine başka şeyleri katmak doğru olmaz. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim gibi okuyacağız. Duamızı ayrıca mübin duası yapmak istiyorsan yap. Bunda bir sıkıntı yok. Ama işte mübinlerden sonra bir de onu okuyayım. Her mübinden sonra bir de onu okuyayım dersen Kur'an-ı Kerim içine katmış olursun, doğru olmaz. Doğru olan nedir? Kur'an-ı Kerim'in içine ne yazıyorsa onu okuyacaksın. Okuduktan sonra mübin dualarını istiyorsan oku. Onda bir sıkıntı yok. İstiyorsan sabaha kadar mübin duası oku. Sıkıntı yok. Sana bir zararı da yok. Ama ne vardır? Ama ne vardır? Söylüyorum özellikle. Ne vardır? Kur'an-ı Kerim'e dışarıdan bir şey katmak doğru değildir. Evet kardeşim. Ayrıca hocam, ayrıca bu sabah akşam okuduğum için bunun üzerime olan bir şey nedir, lütfu nedir yani? Sabah akşam okuyorum devamlı, bir hacetlerim için okuyorum, bazı sıkıntılarım var, faydasını görmek için okuyorum, Allah için okuyorum. Şimdi bir kere Ayet-el Kürsi'yi okuyorsun, korunma duasıdır bu. Korunuyorsun, daha ne istiyorsun? Allah seni koruyor. İki, Yasin-i Şerif'i okuyorsun, Kur'an-ı Kerim'in kalbini okuyorsun. Bir kere Yasin-i Şerif'i okuyan herkesin duası makbuldür. Daha ne istiyorsun? Allah Azze ve Celle sen Yasin-i Şerif'i okuduğun için dualarını kabul ediyor. Sen Ayet-el Kürsi'yi okuduğun için seni koruma altına alıyor. Daha büyük ne isteyebilirsin? En büyük lütuf bu. En büyük lütuf bu değerli kardeşim. Buna başka bir şey söylemeye gerek yok. Bir sürü daha fazileti vardır ama gerek yok bunları söylemeye. Eyvallah. Samsun'daki değerli kardeşime teşekkür ediyoruz. Evet, Özkan Bey. Yeniden birlikteyiz değerli dostlar. Muhteşem bir program olduğuna ben inanıyorum. Hakikaten 4 saatlik bir canlı yayın maratonunun 4. saatindeyiz. Artık 4. saati şu anda başladı artık değerli dostlar. İnanın muhteşem bir program olduğunu inanıyorum. Kandil özel programını 2 saat yaptık, sonra normale döndük. İnanın değerli dostlar, yukarıya arkadaşlarımıza birçok kişi teşekkür mesajı atmışlar, metni göndermişler. SMS'ler gelmiş, mailler geliyor. Hakikaten halkımızın büyük teveccühüne mazhar olduk. Tüm halkıma teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'mizin halkına teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Bu iş kolay bir iş değil. Gerçekten kolay bir iş değil. Başarabilmek kolay değil değerli dostlar. İşte diyoruz ki başarılı olabilmek için çalışmak lazım. Başarılı olabilmek için ortaya yeni yeni şeyler koymak lazım. Bir de takdir-i ilahiye inanmak lazım. Biz takdir-i ilahiye inandığımızı ortaya koyuyoruz. Mukadderat neyse olur ya, gerisi hikayedir diyoruz. Bu açıdan değerli dostlar, özellikle hatim duamızın muhteşem olduğunu söyleyen onlarca, yüzlerce kişi yukarıya aramışlar, teşekkür etmişler değerli dostlar. Ben de bu kadar teveccühü gösteren halkıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Bu benim eserim değildir. Bir, Allah'ın takdiri ilahisidir. İki, bu kadar güzel konuşmamızı sağlayan, vesile olan değerli kardeşim Cihat Gülmez Bey'in ve bu mikrofonları, bu televizyon stüdyolarını bize teslim eden, bize inanan, arkamızda duranan değerli yönetim kurulu başkanımız Sayın İlhan Bey ve eşidir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ettiğimin farkındayım. Zira bu gece hakikaten önemli bir işi başardık. Önemli bir işi başardık. Ben böyle düşünüyorum değerli dostlar. Evet Özkan Bey, daha fazla konuşmanın bir gereği de yoktur. Bir arkadaşımız muhteşem bir soru sormuş. Diyor ki anne hakkından bahsettiniz siz. Dediniz ki anneye kesinlikle el kalkmaz, öf bile denmez. Ben demiyorum ya. Ayet-i kerime var ha. Ben demiyorum. Böyle bir şey yok.
Ben kim olam da söyleyeyim. Ayet-i Kerime var ya, ondan dolayı ben onu ortaya koydum. Ha, bir anne faiz yiyorsa, haram yiyorsa, zina yapıyorsa, milleti kandırıyorsa, namusuna laf attırıyorsa, böyle bir anneye de itaat etmek gerekir mi? Gerekmez. Gerekmez değerli dostlar. Ha, kızmayacaksınız ama ne var? Onun yolundan gitmeyeceksiniz. Ondan sadece merhaba diyeceksiniz, annenizdir. Ama kesinlikle ne yapmayacaksınız? O insana yaptığı işleri tasvip etmeyeceksiniz. Anneniz de olsa, babanız da olsa, din dışında bir şey yapıyorsa tasvip etmeyeceksiniz değerli dostlar. Bunu net bir dille buradan siz değerli kardeşlerime aktarıyorum. Bunu da net bir dille bilmiş olun. Evet Özkan Bey. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Konya'dan arıyorsunuz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı sağ olun hocam, evet. Eyvallah, buyur değerli kardeşim. Hocam Allah razı olsun. Çok faydalı, yararlı bir geceydi. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. İnşallah. Hocam şimdi benim şöyle bir şeyim var. İçimde duygum var. Şimdi dünyada Müslümanlara hep bir eziyet, hep sıkıntı, bazı zulüm var. Ve Müslümanlar arasında da kopukluk, ayrımcılık, değişik işte onlara ayıran Müslümanlar var. Şimdi bu Müslümanlara yapılan eziyetlerde Müslümanlar olarak sessiz kalıyor. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar öldürülüyor. Geçmişten gelen Osmanlı'dan sonra Müslümanlar devam baskı ve zulüm altında. Dünya Müslümanlar olarak nasıl birleşmemiz lazım? Size ben bir misal vereyim değerli kardeşim. Efendim ben burada hocam? Bir misal vereyim size, bir siz de dinleyin. Evet, evet hocam. Çok doğal bir arkadaşım, söyle diyor. Şimdi daha önce ben burada Uhud Savaşı'nı anlattım. Uhud Savaşı'nı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine dedi ki gelin Medine'yi müdafaa edelim. Ateşli sahabeler çıktı, ne dediler? Ne Medine'yi müdafaa edeceğiz? Bedir'de mahvettik onları. Uhud'da da mahvederiz, Uhud'a gidelim dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o istişareden sonra gitti, zırhını giydi, geldi. Sahabeler dediler ki Allah'ın Resulü senin dediğin olsun. O da hayır dedi. Bir peygamber zırhını giydiği zaman ne yapmaz? Savaşmadan çıkarmaz. Uhud'a gittiler. Arkasından Okçular Tepesi'ne 50 tane okçuyu sahabeyi yerleştirdi. Arkasından dedi ki onlara, bakın sahabem, ashabım, benim etlerimin lime lime edildiğini görseniz, görseniz ki ben öldürüldüm, siz burayı terk etmeyin dedi. Müslümanlar ne yaptılar? Savaşı kazanıyormuş gibi yaptılar ama ondan sonra ne yaptılar? O okçular oradan ayrıldılar, ganimet peşine koştular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlemezseniz hezimet olur. Bu böyledir. Müslüman da olsan, gavur da olsan fark etmez, hezimet olur. Allah Resulü'nün sözünü dinleyeceksiniz. Şimdi büyük devletler var, bir de Müslüman devletler var. Şimdi Müslüman devletler neye geçiyor değerli dostlar? Neye? Ganimet peşinde koşuyor. Çapulcu gibiyiz. Ganimet peşinde. Bize yer gösteriyor. Diyorlar ki işte şuradaki 300 metre tarla senin, burası senin artık. Hemen geliyoruz oraya, konuyoruz. Bu sefer yanımızdaki insanlar ne yapıyor? Bizi habire yontuyorlar. Şimdi ganimet peşinde koşmasak, dünya işleri içinde koşmasak, dünya meşgalelerini kendimize bir görev atletmezsek, biz kendi kendimizi Müslüman olduğumuz için ortaya koyarsak, biz kendi kendimizi Allah aşkıyla yanıp tutuşan olarak ortaya koyarsak, ibadetlerimizi, taatlarımızı yerine getirirsek bundan hiçbir olmaz. Ama biz çapulcular gibi ganimet peşinde koşarsak, sakal bırakıp namaz kılmazsak, insanlara namaz kılın deyip kendimiz yapmazsak, başkalarına hadi gelin işte Kur'an bağışı yapın, vay işte kitap alın, vay ne bileyim işte Allah'ın dinine yardım edin, vay işte benim arkamdan gelin, vay ben şeyh oldum, vay bilmem ne yaptım deyip de, eğer o lider olan veya da kendini öyle gösteren insanlar dinine sarılmazsa ne olur? Çapulcu olur. Çapulcular da hiçbir yere varamaz. Bir işin en önemli meselesi nedir biliyor musunuz değerli dostlar? Değerli kardeşim, beni dinliyorsun şu anda. TV 2000'in sahibi
Bana çok önemli bir olayı anlattı. Ben buradan anlatmayacağım. O benimle onun arasındadır. Ama çok önemli bir şey söyledi. Biz burayı kurarken bir Allah'ın takdiri ilahisi olarak oldu. İkincisi gayret sarf ettik. Sabahın 7'sinden 7'de bizzat İlhan Bey'in kendi sözüdür bu. Sabahın 7'sinden gecenin 02'sine kadar yani benim başladığım saate kadar son spotu alıp eve gidiyorum diyor. Bir yıl böyle çalıştım. Ve en son diyor gözlerimin altındaki siyahlık uykusuzluktan yüzüme vurdu. Ve buradaki çalışanlar şunu söylemişler. Ya patron yeter. Ondan sonra diyor ne oldu oturdu yavaş yavaş gidiyor. Şimdi biz Müslüman olarak dünya meşgalesine düşmeden önce iman içerisinde, iman çerçevesinde çalışırsak hiç kimse bizi ezemez. Hiç kimse. Öbürü rahatlığına düşüyor. Dinler misiniz? Öbürü keyfine düşüyor, rahatlığına, kadın kız meselesine düşüyor. Öbürü mal mülke düşüyor, öbürü çoluk çocuğa düşüyor, öbürü paraya düşüyor, öbürü başka bir şeye düşüyor. Ne oluyor? Bir çapulcu ailesi komple, kapkaççı gibi aynı, hayatını bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu da ne yapıyor? Bizi başkalarına muhtaç ediyor. Teknolojide, ilimde ve diğer bölümlerde. Bizi başkalarına muhtaç ediyor. Biz Müslüman olarak başkalarına muhtaç olursak ne olur? Kaybederiz. Kaybettik, kaybetmeye devam edeceğiz. Osmanlı niye ayakta kaldı? Bir, her şeyden önemlisi iman gücü vardı onlarda. İman gücü. İki, ibadetlerini yapıyorlardı. Hepsi namazını kılardı, ibadetini yapardı. Üç, dine göre yaşarlardı. Dine göre. Yani hayatını dine göre idame ettirirdi. Onun için de üç kıtada at koşturmuşuz. Onun için de ne yapmışız? 632 yıl ayakta kalmıştır Osmanlı. En büyük İslam devletlerinden biridir. Endülüs devleti var 800 yıl kalan. Ondan sonra Osmanlı vardır. 632 yıl. Bu kadar geniş coğrafyada bu kadar süre ayakta kalabilen tek devlettir. Neden? Neden? Çünkü İslam'a göre yaşıyorlardı. Çapulcu değillerdi. Vay benim ganimetimi ver, vay bilmem neyimi ver yapmazlardı. Birinci mesele Allah'a hizmet etmektir, dinine hizmet etmektir. İkinci mesele namerde muhtaç olmamaktır. Üçüncü mesele insanların hakkını yememektir. Kul hakkı yemezdi. Mesele böylece çözülmüş oldu. Evet. Yani Müslümanlar olarak dünya menfaatlerinin arkasında takılıp söz. Peki teşekkür ediyoruz sana. Hayırlı geceler diliyoruz. Rica ederim hocam. Hayırlı geceler. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Özkan Bey biraz uzun mu oldu? Ama anlatmam gereken bir meseleydi. Evet. Geç onu. Devam edeceğiz. Ama bir soru gelmiş yukarıya. O da şu. Bana özellikle demişler ki hoca neden siyah takım beyaz gömlek giyiniyor? Ya yemin edeyim mi? İnan et başka takımım yok. Ha. Ondan dolayı böyle giyiniyorum. İkincisi şu. Bizim burada tüm halkımızla beraber ne yapıyoruz? Normal bir vatandaş olarak yaşıyoruz. Günleri gelip sen neyse onu giyiniyoruz. Mevzu bu. Başka bir şey yok değerli dostlar. Bir üçüncüsü. Doğru gidebilmek, dik gidebilmek ne yapıyor değerli dostlar? Ne yapıyor? Bedel ödetiyor. Biz de ödedik, ödeyeceğiz, ödemeye devam edeceğiz. Bedeli ödeyen her zaman en ön planda olur. Bu böyledir. Halit abi ne yapıyorsun? Abi hamdolsun dinliyorum. Alalım senin sorularını. Allah razı olsun. Ya abi neyi sessiz bugün zaten bir saat aralıksız ilahi söyledin. Olsun yok bir saattir de bekliyorum seni dinliyorum böyle muhteşem bir sorular geliyor. Muhteşem bir cevaplar var. Eyvallah. Bugün bir ayrı gün elhamdülillah ne hikmetse. Rabbim lütfu. Selamünaleyküm evladım. Ben 74 yaşında bir teyzenizim. Kafam bazen karışıyor. Ezan okunduktan yarım saat sonra aklım gittiği için bir bardak su içtim. Sonradan aklıma geldi. Oruca herhangi devam ettim. Herhangi bir sorun yoktur. Tamam. Yani Allah'ın bir lütfudur teyzemize. Onun herhangi bir sorunu olmaz. Allah Azze ve Celle bizleri sıkıntıya sokmaz. Halit abi. Elhamdülillah. Yeter ki üçkağıtçılık yapmayalım, düzenbazlık yapmayalım. Allah razı olsun. Merhabalar hocam demiş. Ben Manisa'dan Ali. Babam öldü. Mirası 6'ya böldük. Babamızın malı toplu veyahut da ayrı ayrı
zekatlarını mı vermemiz gerekir? Şimdi böldükleri mala bağlı bu. Böldükleri mala bağlı. Şimdi böldüğü mal 1 milyar sonra onun zekatı ne olacak? Böldükleri mal eğer 1 milyon liraysa tabii ki zekatı olacak onun. Herkes kim bölmüşse, kim ne almışsa o nisap miktarını geçiyorsa zekatın kendine göre kuralları var. Nasıl altında 80 gramsa onun da kendine göre kuralları var. Evet. O kurallar içerisinde verecek herkes. He, zekat tutmayacak bir malsa zaten konuşmaya gerek yok buna. Evet. Allah razı olsun. Merhabalar hocam demiş. Ben Erzurum'dan Muhlis. Sizi ve Halit abimi önceden beri takip ediyor ve tanıyorum. Şimdi de yine takip ediyorum sizi. Allah razı olsun, çok faydalanıyorum. Yalnız anlatmak bile istemiyorum ama annemi başkasıyla zina yaparken gördüm hocam. Annemi çok seviyorum. Babama söyleyemedim. Hocam ne yapmam lazım? Beni bir aydınlatır mısın demiş. Ya bu tip sorular gelince bir hayat kimyam bozuluyor benim ya. La bir Erzurumlu. Duydunuz soruyu. Erzurum'dan bir arkadaş göndermiş. Annemi zina yaparken yakaladım. Annemi de seviyorum. Babama da söyleyemedim. Ne yapacağım? Kara kara düşünüyorum diyor. Ne yapacağım bilemedim. Sizi bekliyorum diyor. Sorunun cevabını bekliyorum diyor. Bakın değerli dostlar. Ben zinayı daha önce burada anlattım. Anlatmaya da devam edeceğiz. İnsanlar yaşadığı sürece de zina olacak ve anlatmaya devam edeceğiz. Bir kadın evliyse ve başkasına zina etme olasılığı varsa bunu kocasına söylemelidir. Demesi gerekir ki çok açık yüreklilikle, arkadaş sen beni tatmin etmiyorsun, benim gözüm başka yere kayıyor. Onun için de ben zina edeceğim. Ya benimle adam gibi doğru düzgün ilgilen ya da beni boşa. Çünkü zinaya giden yol böyle başlıyor. Bazı namussuzlar o ayrı. Milletin karısını kızını tavlayıp başka şeyler yapıyor. Onun ayrı. Bu doğal bir sonu, doğal bir sistemin sonucu. Şimdi değerli dost, bu arkadaşımıza şunu söyleyebilirim. Net bir dille. Bir kadın eğer bir anne zina ediyorsa ve zina ettiğinden dolayı da pişmanlık duymuyorsa, şimdi bu insana ne yapmalı? Bu insana ne yapmalı? İnan et değerli dost, imanı olmayan insan hiçbir şey yapamayız. İman olmayan insan hiçbir şey yapamayız biz. Dolayısıyla benim yani burada söyleyeceğim çok bir şey yok. Ama şunu iyi bilmelidir. Bu çocukcağız bu meselede annesini uyarmalıdır. Annesini ortaya koymalıdır. Demelidir ki anne senin yaptığın iş haramdır. Dinen caiz değildir, ben hocaya sordum. Allah'ın lanetini üzerine alırsın anne. Demesi lazım ki anne sen eğer böyle yaparsan senin anneliğin kalmaz. Senin hanımlığın kalmaz. Sen şeytanın bile arkadaşı dostu olamazsın. Daha da aşağısın. Bu birinci mesele, uyarması lazım. Hala daha devam ediyorsa babasına söyleyip boşatması lazım. Bunun başka bir yolu yok. Böyle terbiyesizlikler, böyle namussuzluklar, ahlaksızlıklar Allah Azze ve Celle'nin gücüne gider. Ve toplumu bozar değerli dostlar. Toplumu bozarsa Allah Azze ve Celle o toplumu azap indirir. Azap verir. Lut kavmini nasıl yok ettiyse onları da yok etmeyi çok iyi bilir. Allah Azze ve Celle'nin gücü yeter. Her şeye gücü yettiği gibi ona da yeter. Bir kadın, bir anne, bir başka evliyken bir başkası zina etmeyi aklından geçirebiliyorsa bu onun iman eksikliğini ortaya koyar. Bu onun Allah Azze ve Celle'yi sevmediğini ortaya koyar. Bu onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmediğini ortaya koyar. Bu onun dinini yaşamadığını, yaşamak istemediğini, bilmediğini ortaya koyar. Bununla birlikte aşkını yüreğinde, gönlünde hissedebilmesi için ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Onun önce kendisini hesaba çekmesi lazım. La ben arkadaş ne yapıyorum ya? Arkadaş ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum böyle? Şeytan geldi beni kandırdı. Ben ne yapıyorum ya? Ben şu anda neredeyim? Ben ne yapıyorum? Ben nasıl bu hataya düşüyorum? Diye kendi kendini uyarması lazım.
ne topluma, ne insanlara, ne de kendi ailesine zarar vermemesi için o kadının derhal boşanması lazım kocasından. Boşandıktan sonra o beraber olduğu adamla evlensin, ne yapıyorsa yapsın. Ama ahlaksızlık yapmasın. İnsanlara örnek olması gerekir. Toplumda bir kadın, evli bir kadın gidip bir başkasını zina yapıyorsa, bunun adı düpedüz ben Allah'ın lanetini istiyorum demektir. Ben gazabını istiyorum. Var mı lan bana yanmakan mantığı olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin gücüne gider. Gazap eder değerli dostlar. Bir kadından dolayı bir toplumun yok olmasını ister miyiz? İster miyiz değerli dostlar? Soruyorum ben size, ister miyiz? Değerli izleyicilerim. İstemiyorsak eğer bu tip ahlaksızlara meydan vermeyeceğiz. Bu tip ahlaksızları hayatımızdan bir kenara atacağız. Bu tip insanları izole edeceğiz toplumdan. Dışarı atacağız. Gitsin tövbe etsin. Önce bir hatasını anlasın. Tövbe etsin. Biraz burnu yere sürtülsün. Acık vicdanı sızlasın. Acık ahlakını düzelsin. Acık kendine gelsin. Acık Allah Azze ve Celle'ye ibadet etsin. Taatlarını yerine getirsin. Duasını etsin de ondan sonra topluma yeniden kazandırılır. Böyle ahlaksızların toplumda yeri olduğunu ben düşünmüyorum. Evet, dışarı atılmaması lazım. Onları da kucaklamak lazım ama önce biraz şura acıması lazım. Şura sızlaması lazım. Ben ne yapıyorum demesi lazım. Ben ne yapıyorum demeyen insana ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim ya? Ben aciz miyim? Ben ne yapabilirim? Peygamber ne yapabilir haşa ve kella? Peygamber ne yapabilir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimiz, efendimiz, cananımız, sevdiğimiz, o büyük insan gitmedi mi kafirlerin yanına? Amcası Ebu Talip onu en çok himaye etti. En çok himaye eden adam Ebu Talip'ti. Ona zarar veremedi. Onu öldüreceklerdi. Ebu Talip siz benim yeğenimi öldüremezsiniz dedi. Amcasıydı. Hadi lan dedi, kovdu onlar Ebu Cehil'i vesaireyi. Ama iman etmedi. Ne yapabilir peygamber ona? İman etmedi ya, yapacak bir şey yok. Ne yapabilir, ne yapabilir? Hiçbir şeyden yapamaz. O açıdan bu tip insanların iman etmesi şart. İmanın ortaya koyması şart. Tövbesini ortaya koyması şart. Benden, bütün insanlardan, zina etmemiş insanların tamamından daha fazla tövbe etmesi lazım. Çünkü 1-0 mağlup başlıyoruz. Böyle ahlaksızlıklar bir insanda, kadın erkek fark etmez. Varsa o ahlaksızlıktır, ahlaksızdır, namussuzdur. Öyle insanların toplumumuzda, İslam toplumunda yeri olmamalıdır. Bakınız, bir insanın başı açık olabilir. Bakınız, bir insan mini etek giyebilir. Bakınız, bir insan namaz kılmayabilir. Bakınız, bir kadın dekolte giyebilir. Ama namusunu, iffetini korumakla mükelleftir. Bir kadın çarşaf giyebilir. Bir kadın pardüsü giyebilir. Bir kadın abiye giyebilir. Bir kadın geleneksel giysilerle başını kapatabilir, her şeyini kapatabilir. O kadın da namusunu, iffetini korumak zorundadır. Öbür kadın da namusunu, iffetini korumakla mükelleftir. Bakınız, namus ve iffet koruması mükelleftir. Erkeklere dönelim. Ben namaz kılıyorum. Kılmayanlar var mı? Var. Namaz kılan da kılmayan da. Allah'a eğer iman ediyorsak, bizler de namusumuzu, iffetimizi korumakla mükellefiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Dilinize, iki bacak aranıza garanti verin. Ben de size cennete gireceğinize garanti vereyim ya. Bu kadar net bir dille söylüyor. Net bir dille söylüyor değerli dostlar. Onun için bu kardeşime diyorum ki anneni acilen uyar. Alo. 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 Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kandilinize mübarek olsun hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ankara'dan bizi arıyorsunuz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Hanımefendi buyurun, sorunuzu alalım. Hocam ben size bir sorum var, çok önemli. Ben eşim 4 yıldan beri partilerine Özkan Bey, anlamıyorum ben. Alo. Hanımefendi, cep telefonunu aramayın. Sesiniz kesik geliyor, anlamıyorum. Kapan. Alo. Buyurun. Benim eşim iki kardeş birbirlerine kut hocam. Tamam.
4 yıldan beri biraz alacağı var. Alamadı. İki kardeş birbirine küstü. 4 yıldan beri alacağı evet. vardı, alamadı diyor. Tamam. Alamadı. Onda önümüzde bayram ya. Bu sefer gelin barışın dedim. Barıştıramıyorum eşimi. O konuda da anlatıyorum. İki kardeş birbirine kutlasın için. Yani önden beri gelip söyleyeyim. Hep dedim. Hocam bir türlü atamıyorum yani. Ortasını da bulamıyorum hocam. Hiçbir şey anlamadım onunla ya. Ne yapmalıyım diyor abi. Özkan Bey alalım. Ben bir şey anlamıyorum ya. Yani böyle arayıp da sabote etmeyin. Ne olur arkadaşlar. Ne dediğiniz belli değil. Gidip geliyor ses. Evet. Bu arkadaşın herhalde söylediği şu. Benim arkadan söylediklerine göre. İki kardeş küsmüşler. Alacağım varmış. Bir şeyler varmış. Alacak verecek meselesi. Bayramda barıştırmak için ne yapması lazım? Senin bir şey yapman lazım değil. İkisini bir araya getir. Tokalaştır. Besmele çek. İnşallah olur diyelim. Gitmeden önce de bir Fetih suresini oku diyelim. Arkadaşlar bakın. Beni canlı yayına arıyorsunuz. Herkes ulaşamıyor. Ya benim ailem ulaşamıyor ha. Bizim akrabalar ulaşamıyor. Ya kayınpeder arıyormuş. 20 günden beri ben diyor ulaşamıyorum diyor. Hiçbir zaman diyor meşguliyet bitmiyor ki diyor. Bazen de yukarıdaki bizim Seda'yı nasıl yapıyorsa böyle bir katakulli çeviriyor. Alıyormuş oraya not, ondan sonra bir daha dönmüyormuş. Onu da söyleyelim bu arada. Evet, Özkan Bey. Alalım efendim. Bana denk geliyor zaten bunlar. Bir arkadaş aramış arka tarafı, diyor ki benim eşim 20 yıldır gusül abdesti almıyor. Oha diyoruz. Tövbe nauzubillah ya. 20 yıldır gusül abdesti almıyor. Peki bu insan nasıl temizleniyor? Ya bu insan nasıl temizleniyor? Dinen nasıl temizleniyor ben anlamıyorum. Bakınız, gusül abdestini kabul etmiyorsa bir insan dinden çıkar. Gusül abdesti farzdır çünkü. Dinden çıkar. Ayet-i kerime vardı. Temizlenin. Temizlenmek gusül abdestidir. Dinden çıkar. Ben gusül abdestini kabul etmiyorum. Gusül abdesti de neymiş? O neymiş? Canım duş alıyoruz işte, yetmiyor mu? Gibi bir laf etmek insanı dinden çıkartır. İnsan zaten dinden çıkarsa nikahı da yok demektir. İslam'a göre zaten o zaman yaşayamazsınız ki. Zaten Müslümanlığın en önemli şartlarından bir tanesi, gereklerinden bir tanesi nedir değerli dostlar? Nedir? Nedir soruyorum ben size. Gusül abdesti almıyorsa bir insan, kabul etmiyorsa dinine göre, dinimize göre o insan dinden çıkmıştır. Ve dinimize göre dinden çıkan bir insan da nedir değerli dostlar? Evli kalamazsınız, nikahı düşmüştür. Eğer bir insan dinden çıktığı halde bir kadın onunla devam ediyorsa zina etmiş sayılır değerli dostlar. Evet, Özkan Bey. Alo. 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 Efendim hoş geldiniz. İstanbul'dan bizi arıyorsunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurun. Hocam, ben sabıkları mukabele ediyorum. Ama Kur'an'ı bilmiyorum. Anlayamadım. Baştan alalım. Sabahları mukabele. Tamam. Ama Kur'an'ı bilmiyorum. Boş değişmeye geçer mi? Hatim yerine geçer mi? Hatim yerine geçmez. Ama ne var? Hatim sevabı alırsın. Çok güzel bir olaydır. Dinlemeye devam edin değerli kardeşimiz. Bugün şok üstüne şok yaşıyorum değerli dostlar. Güldüğüme bakmayın, başım aşırı derecede ağrıyor. Bir kadın diğer bir kadınlara, bir kadın grubu düşünün, bir kadın onlara tesbih namazı kıldırabilir mi diye sormuş. Değerli dostlar, kadından imam olmuyor dinimize göre. Dolayısıyla kıldıramaz. Ya insan kendisi kılar veya bir imam efendinin arkasında ne yapar değerli dostlar? İmam efendinin arkasına durar, orada kılabilir. Kadından imam olmaz, kadınlar topluluk halinde namaz kılamazlar değerli dostlar. Niye? Cemaat yapamazlar. Kendileri kılarlar. Ancak önde bir cemaat varsa, bir imam efendi varsa ona uyabilirler. O ayrı bir şey. Ama kadınlar cemaat halinde namaz kılamazlar. Kadından imam olmaz değerli dostlar. Evet. Tamam.
Devam ediyoruz değerli dostlar. Kabe'den canlı yayın verdi. Yayın yönetmeninden Allah razı olsun. Hakikaten bu işi biliyor bu Özkan Bey. Hakikaten biliyor bu işi. Birkaç dakika böyle bir Kabe'ye gidiverdik. Şöyle bir Kabe'de hacılar Allah derler diye. Şöyle bir 2-3 dakikalık bir Kabe'ye bir gittik geldik değerli dostlar. Değerli dostlar, Kabe'den canlı yayını verdi. Allah razı olsun. Hakikaten bizim yayın yönetmenimiz müthiş bir arkadaş Özkan Bey. Sağ olsun varsın. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım Özkan Bey. Abi sen ne alalım şu soruyu? Tamam abi inşallah. Hemen alalım abi. Merhabalar hocam. Ben Alanya'dan Jale. İftar zamanına az bir zaman kala hastaladım. Ne yapmam gerekir?
Açması lazım. Bitti artık yani o iş. Onu zaten tuttu. Artık güme gitmiştir. Bitti artık o iş. Evet. Yani devam eder normal haline değil mi? Tabii canım yani normal. İftar gibi açması lazım. Bitmiştir artık o iş. Anladım. Hastalığı bittiği zaman yeniden ne yapması lazım? Açması lazım artık. Yani hastalığı bittiği zaman ne olacak? Yeniden oruçlarını tutmaya devam evet. edecek. Evet. Kazalarını tutacak. Bu böyle. Yani değerli dostlar, din çok kolay. Din çok kolay değerli dostlar. Gerçekten çok kolay. Ya bizim eski hocalarımız maalesef Allah selamet versin. Arkadaş elinde kızılcık sobasıyla milleti koşturuyordular camiler. Ya yapmayın bunları ha. Yani yapmaya gerek yok. Din çok kolaydır. Çok güzeldir, idealdir. Dinin aslı sevgi dini. Ama gel gör ki bizim hocalarımız sopa dini yaptılar. Sopa dini. Yapmamak lazım. En güzeline, en ideale ulaşabilmek için ne yapmak lazım değerli dostlar? Güçlü, kuvvetli, dirayetli olmak lazım. Mükemmele ulaşabilmek için ne yapmak lazım değerli dostlar? Kaliteli, değerli, mükemmel olmak lazım. Dinimizi en iyi anlayanlardan olmamız lazım. Hakikaten var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi değerli dostlar? Dini anlayanlardan olalım kazanırız. Dini anlayanlardan olalım her zaman mükafatını alırız. Dini anlayanlardan olalım, Allah Azze ve Celle bize öyle büyük mükafatlar verir ki şok üstüne şok yaşarız değerli dostlar, biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesi var. İnsanların hiç haberi olmayan, hiç haberi olmayan ya, hiç beklemediği yerlerden Allah Azze ve Celle rızıklandırıyor. Kim rızıklandırıyor bunu? Ben TV 2000'i tanımıyordum, bilmiyordum ya. Hiç tanımam etmem. Sahibini de tanımam. Belki hayatım boyunca hiç duymayacağım bir yer, hiç duymayacağım bir sahibi var. Allah razı olsun, bizim cihat getirdi buraya. Şimdi devam ediyoruz. Mevzu bu ya. Allah Azze ve Celle vesileler kılar. Ve ne olur değerli dostlar? Kazananlardan olur. Evet abi. Allah razı olsun. Selamun aleyküm hocam. Ben Antep'ten Bekir. Hocam iki tane bayanla oturup da tek nikah kıyabilir miyim? Yani kendime diyor, iki bayana bir nikah kıyabilir miyim? Özkan Bey. Beni duyabiliyor musun Özkan Bey? Soruyu duydun mu? Soruyu bir daha söyler misin? Merhabalar hocam, ben Gaziantep'ten Bekir diyor. İki tane bayanı bir nikahla alabilir miyim gibicesine bir soru sormuş. İki tane bayandan kastı bacı kardeş mi yoksa farklı farklı bayanlar mı? İki tane bayana nikah kıyabilir miyim yazmış. Şimdi Özkan Bey diyor ki ben daha birini bulamadım. Şimdi iki tane bayanla evlenebilir miyim diyor. Şimdi eğer bacı kardeşse alamazsınız. Yani hem ablasını hem kız kardeşini alamazsınız. Bu dinen caiz değildir, mümkün değildir böyle bir şey. Ha, öbürüne gelelim. Şimdi bayanlar beni iyice bir topa tutup tefe koyup çalarlar beni, ayrı bir şey. Şimdi bir hakkı teslim edelim. Nedir hak? Bir erkek birden fazla bayanla evlenebilir. Hakkı teslim edelim. Bunu bir kere koyduk kenara. Ama bunun şartları vardır. Şartlarını yerine getirmek zorundayız. Nedir? Adaletli olacağız. Nedir? İki tarafa da aynı mesafede davranacağız. Nedir? İki tarafı da aynı şekilde seveceğiz. Nedir? İkisini de aynı standartlar çerçevesinde yaşatacağız. Biz bunu eğer kendimizde yoksa, Allah Azze ve Celle zaten buyuruyor. Sizin için en güzel olanı bir tane olanıdır. Ayet-i Kerime'nin sonunda da bu var. Allah Azze ve Celle bizi biliyor, tanıyor. Çünkü bizi yaratandır. Dolayısıyla ne yapacağız değerli dostlar? Bu şartlar yerine gelmediği sürece bir erkeğin başka bir bayanla ikinci bir kez nikah kıyması dinen doğru değildir. Bu bir. İkincisi, gizli nikah kıyıyorlar. Nedir? Erkekle bayan işte iki tane de arkadaşlarına buluyorlar hemen. Şak oturtuyorlar şahitleri. Bir de üç kağıtçı düzenbaz bir hoca buluyorlar, onu da oturtuyorlar oraya. Aldın mı verdin mi? Aldın mı verdin? Sanki mal alıp satıyorlar. Aldın mı verdin mi? Tamam. Şahitler de şahit miyim? Tamam, bitti. Mihir ne? Mihir de ne biliyor musunuz değerli dostlar? Bir tane saat 50 lira, 20 lira. Mihir de bu ha. La babam, böyle bir nikah olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sırf zina denmesin diye böyle bir nikah ortaya koyuyor. Böyle bir şey olamaz değerli dostlar. Ya nikahı bu kadar hafife almayın. Kafaya göre takılılmaz da böyle bir şey olabilir mi ya? Din öyle üç kağıtçı düzenbazların eline kalmadı. Böyle bir şey yok. Dinin sahibi Allah'tır. Allah Azze ve Celle insanlara gazap eder. Sakın ha sakın, yanlış yapmayalım. Derde kedere eleme düçar oluruz bak. Allah'ın diniyle kim alay ettiyse
Yok oldu gitti Firavun gibi, Nemrut gibi yok oldu gittiler. Allah'ın diniyle kim alay ediyorsa yok olup gidiyor değerli dostlar. Sakın ha sakın, üç kuruşluk dünya menfaati için dinimizi alay etmeyelim. İki tane kadınla evlenecekmiş. Önce sen bir kendine bir bak bakayım bir. Sende onları var mı? Sende o insanları tutabilecek güç, dirayet, kuvvet var mı? İrade var mı? Bir kendine bak bakayım bir. Şimdi bazı erkekler sadece ve sadece evliliğin cinsellik olduğunu düşünüyorlar. Hata yapıyorlar, yanlış düşünüyorlar. Şunu unutmayın. Bir erkek, bir aile reisi, öyle koftiden değil, gerçekten nikah kıyılmış bir ailenin, bir aile reisi evdeki hanımdan sorumludur. Çocuğundan sorumludur. Yaptıkları günahlardan sorumludur. Hatalardan sorumludur. E sen bir taneye bakamazken ikinciyi nasıl alacaksın? Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Dışarıya gözdağı vermek. Vay ben iki evliyim. İyi halt ettin. Çok önemliydi sanki. Çok önemliydi ha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 25 sene kendinden 15 yaş büyük hanımla tek evlilik yapmadım. Araplar o zaman 8-10 tane, 20 tane alıyorlardı. Öyle bir yasak da yoktu. Kafaya göre takılıyorlardı Araplar. Ama o tek evli kaldı. 25 sene kendinden 15 yaş büyükle. Hazreti Hatice validemiz 65 yaşındaydı. Allah Resulü 50 yaşındaydı. Yaşlanmıştı artık, yürüyemiyordu. Ona rağmen karısı olarak hayatına devam etti. Vefat etti, uzun bir süre evlenmedi. Ondan sonra evlendi. Hani Allah Resulü için haşa ve kella ne diyorlar? Ne diyorlar? Kadın düşkünü. Al cevap olsun size işte. Onun için değerli dostlar, kim ikinci bir nikah kıyacaksa bir kere her şeyden önemlisi. Kendisini ne yapması lazım değerli dostlar? Kendisini ölçmesi lazım, biçmesi lazım, ortaya koyması lazım. Terbiyesizlik yapmaması lazım. Vay ben erkeğim, tükürem senin erkekliğine. Böyle bir erkeklik olmaz. Erkeklik cihatta belli olur. Erkeklik veren elde belli olur. Erkeklik imanda belli olur. Erkeklik Allah'ın dinini yaşamada belli olur. Erkeklik zekatı vermede belli olur. Erkeklik fitreyi vermede belli olur. Erkeklik doğruyu doğru şekilde ortaya koymada belli olur. Erkeklik İslam'a hizmet etmekte belli olur. Böyle koftine erkeklik olmuyor değerli dostlar. Evet abi. Allah razı olsun. Selamun aleyküm hocam. Ben Konya'dan Ali. Hocam ihramlı iken güneş kremi, koruyucu krem buna benzer şeyler kullanmak doğru mudur? Bunun sorunun cevabını vermeye gerek yok. Şu anda zaten bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani ihramlı iken insan işte koruyucu krem bilmem ne bunlara gerek yok babam. Ölüp gideceğiz. Yani meşru bir sebebin yoksa mesela bazı insanların vardı cildi hassastır. O insana ne yaparlar sürebilirler. Şimdi biz de ihrama girdik. Sayısını ben unuttum gittiğim umrenin. Dolayısıyla bunlara burada sormaya gerek yok yani. Kafile başkanları her zaman söylüyorlar. Nasip olur da burayla beraber veya başka bir yere gidersek sıkıntı yapma abi. Havaalanından anlatırım derdi. İnşallah. Burada daha fazla olmadı bir deve kestiririz ona. İyice bir yeriz diyelim. Evet. Allah razı olsun. Merhabalar hocam demiş. Ben Kütahya'dan Mustafa. Hocam haram yoldan kazanılan parayı eve götürdüğü zaman kişinin eşinin haberi yoksa eşi ne yapmalıdır? Eşinin haberi yoksa yapacak bir şey yok buna. Ama haberi olduktan sonra haramı hala daha devam ediliyorsa almamalıdır bunu. Kocasını uyarmalıdır. Haramla beni sen besleyemezsin demelidir. Haramı ortaya koymalıdır. Bilmiyorsa haram nedir? Kadın. Bilmiyorsa mesele yok burada. Şimdi bazı insanlar var tefecilik yapıyor. Bazı insanlar var haksız kazanç elde ediyor. Bazı insanlar var ahlaksız işlerden para kazanıyorlar. Şimdi bunu karısı bilmez mi? Bence bilir. Biraz üçkağıtçılık yapıyor sanki orada. Böyle bir kinayeli konuşuyor. Belki kurtarabilir miyim diye. Benden fetva çıkmaz değerli dostlar. Benden kolay kolay fetva çıkmaz. Evet Özkan Bey. Duyamıyorum. Şu an geliyor. Çok kötü. Tamam. Tamam. Alalım sorunu. Fitre kimlere düşer? Fakire, fukaraya, yoksula, yetime düşer. Eğer durumu yoksa düşer. Durumu yoksa özellikle söylüyorum. Düşer. Durumu olup da alan doğru iş yapmıyor demektir. Fitreyi kimler verir? Kendisi için kendi kendini
kendi kendine yetebilecek bir mal varlığı varsa evi olman gerekmiyor fitre için. Sen ay sonunda aldığın maaşla bir ayı geçindirebiliyorsan fitre vermek zorundasın. Mevzu bu. Değerli dostlar, bir küçük sadece 4 dakikalık bir ilahi arası, arkasından devam edeceğiz inşallah. Yeah.
Yeniden birlikte olduk değerli dostlar. Çok güzel bir ilahi geldi. Kısa. 4 dakikalık bir ilahiydi. Yeniden birlikte olduk. Takriben ezanımıza 7 dakika var. Takriben. 7 veya 8 dakikamız var. Şimdi şunu soracağım ben. Özkan Bey, size net bir dille soruyorum. Bugünkü programımızın analizini yaparsak eğer, analizini yaparsak 10 üzerinden kaç verirsiniz? 12'den beri canlı yayındayız. 4 saat. Tolerans geçme. 10 üzerinden 10 veriyormuş abi. Bir tane eksik olsa 9 dese. Eyvallah. Allah teşekkür Allah ediyoruz. Özkan Bey, varsa bir veya iki tane daha telefon alalım, yoksa sorun. Tamam, soruları alalım o zaman. Tamam, soruları almaya devam edelim. Bir iki tane daha soruyu cevaplayalım. Arkasından ezana gideceğiz. Ezandan sonra kapanış için tekrardan birlikte olacağız. Şimdi bir şey daha söyleyeyim değerli dostlar. Çok önemli bir konu bu. Şimdi bakın, biz ibadetlerimizi, taatlarımızı yerine getiriyoruz. Ama taatlarımızı yerine getiriyoruz ama ne var değerli dostlar? Ne var? Allah için mi yapıyoruz? Rızaen lillah için mi yapıyoruz? Millet görsün de bana iyi insan desin diye mi yapıyoruz? Bakın değerli dostlar, bunu yapıyorsak bilesiniz boş. Boş yapıyoruz, boş. Onun için doğru çalışmak lazım, düzgün çalışmak lazım. İbadetleri, taatları yerine getirmek lazım. Evet. Ne yapmak lazım? Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak lazım. Cezaühüm inde rabbihim cennetu adnin tecri min tahtiha el-enharu halidin fiha ebeden. Radiyallahu anhum ve radu an zalike limen haşiye rabbe. Beyyine suresinin son ayeti. Onların cezaühüm diye başlıyor. Onların mükafatları, altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak kalmalarıdır. Kim bunlar? İbadetlerini, taatlarını yerine getirenler, kul hakkı yemeyenler, Allah Azze ve Celle'ye her daim her şekilde Rab olarak ortaya koyanlar değerli dostlar. Nedir en önemli mesele? En önemli mesele. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Hay Allah! İnşallah bizlerden de razı olur Allah Azze ve Celle. Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Sadece bir dakikamız var ezana. Abi bir şey soracağım. Buyur abi. Çok önemlidir. Bugün burada 12'de başladık. Evet. 12 reklamlar hemen sonrası. 12'yi 5 gece falan. Evet. Takriben 4 saattir aralıksız canlı yayındayız. Evet. Bu yayınımızın en başına ne yaptık? Semazenlerimize canlı yayın pohporu yaptık. Evet. Döndürdük. Arkasından ne yaptık? Çok güzel ilahiler eşliğinde semazenimiz döndü. Evet. Arkasından ne yaptık? Duamızı yaptık. Evet. Arkasından ne yaptık? Burada gelen canlı telefonlara cevap verdik. Hasbihal ettik. Sorulara cevap verdik. Hasbihal evet. ettik. Evet. Bu 4 saatlik canlı yayın sonucunda ne diyebilirsin? Tek kelime. Tek kelimeyle muhteşem, Allah sana hayırlı uzun ömür eyvallah versin derim. Eyvallah, sana İnşallah. Da versin diyelim. Allah razı olsun. Körler sağırlar, birbirlerine ağırlar oldu biraz. Estağfurullah. Yok, şimdi şöyle bir olay var. Görünen köy kılavuz istemez derler. Yaşıyoruz. İç içeyiz ama Allah-u Teala Rabbim yani şifa versin. Anladım. Kolay bir şey değil yani. Yani kolay bir şey değil. Eyvallah. Allah razı evet değerli dostlar. Halit abi alalım seni hemen. Bir ezana gidelim. Kapanış için tekrardan burada olacağız inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya al-salah. Hayya al-salah. والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إسلاما ومسلمانlara yardım eyle. Allah'ım bizleri her türlü kötülüklerden, bela ve musibetlerden koru. Allah'ım tuttuğumuz oruçları sen kabul eyle. Allah'ım bir dahaki Ramazan'a hep birlikte ailemizle, çocuklarımızla, bütün insanlarla beraber hayırlısıyla kavuşmayı nasip eyle. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli dostlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. 4,5 saate yakın, 4 saat 20 dakika yayın yaptık. Hakikaten büyük özveriyle çalışan tüm TV 2000 ekibine, başında yönetim kurulu başkanına, tüm ekibe Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hakikaten kahrımızı çekiyorlar burada. Bu gecenin saatinde bizlerle beraber oluyorlar. Ve bizleri izleyen tüm değerli gönüldaşlarıma Allah razı olsun diyorum. Hepinizi canı gönülden seviyorum. Hepiniz kalbimdesiniz diyorum. Yarın gece 2'de yeniden 02'de kimsecikler söz vermeyin ha.
Allah nasip ederse burada olacağız. Sakın ha, söz vermeyin. Verirseniz kaybedersiniz diyelim. Bizi yalnız bırakmış olursunuz, üzülmüş oluruz. Yarın gece 02'de görüşmek dileğiyle. İrşad Sohbetleri programıyla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Benden sonra Halit abi şimdi kapanış ilahisini okuyacak. Mısır Halit abiyi de dinleyiverin. Mısır'ın sultanı. Mısır'ın sultanıyla ne yapacak değerli dostlar? Veda edecek. Evet değerli dostlar. İrşad Sohbetleri programı TV 2000'de Kandil Özel'le beraber sona erdi. Sürçülisan'la bulunduysak affola diyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf, Mısır'ın